işini yaparım, ben erkeğime bakarım diyor. Ben diyorum ki ben yapmam, beni alan böyle alsın. Ben evde de böyleyim, şu anda da böyleyim. Vazgeçersen kaybedersin. Bu kadar güzel kızları unutmak mümkün değil. Vay, teşekkürler. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Aramızdaki sinsi belli oldu arkadaşlar. Demek ki bundan sonra ciddi olacak. Ay canım benim, kıyamam ya. Ya hadi Duygu. Ah Duygucuğum ah. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Evet. Allah Allah, kimden duydunuz? Bazen çok kıskanırsın, bazen de bunalırsın. Daraldım, rahatsız oldum. Keşke bunlar yaşanmasa şurada ya. Buldum derken yanılırsın. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Çay sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Beni sevdiğin kadar şeyi de sevmek zorundasın. Kâhı değişti. Seni sevdiğim kadar. Yani çöpü boşaltan bir erkeğimiz yok ki evimizde. Emre, senden bahsediyorum. Başarılı oldun mu? Bakacağız. Ya en azından Emre'yi unutmamışımdır. Oo. Değil mi? Evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Gerçekten. Hak ediyorsun bunu. Yüzümüze kapıyı kapatıyor. Ay, evim güzel. Evim güzel. Bence de. Günaydın kızlar. Yüzümüze kapıyı kapatıyorsun. Günaydın demeyeceğim. Yüzümüze kapıyı gitti resmen. Sana günaydın İnsan yok. İnsan girerken biraz dikkatli olur canım. İnsan var arkanda. Sabah sabah insanın sinirlerini yatırıyorsunuz. Attırıyorsunuz ya. Canım kapatamayacağım ben burada ya. Sinir oldum. Sen sana sinir oldun. Yüzümüze kapıyı kapattı. Sabah sabah yapılmaz ki insanın yüzüne. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Hayır, kapının arasında ben kalacaktım. Kapıyı ben sabah insanların yüzüne bilerek kesinlikle kapatmadım. Bilinçsiz bir şekilde yaptığım bir hareketti. Zaten karakterim de asla buna öncülük etmez. Bir kahvaltı hazırlar mısınız? Kahvaltı hazırlarsın artık, sen söylemiştin. Gönüllü Ceyda. Hamarat kızlarımız varmış. Ne yapacaksın Ceyda bakalım? Hamaratlığını göster bize. Kızlarımız değil, Ceyda tek başıma hazırlayacağım dediği için hamarat sayılıyor. Ama bir şey, bir dakika sonra bize ne dedi? Hazırlayacağım dedi. Hayır Ceyda, ben tek yapacağım ben dedi. Girmem mutfağa. Hayır, tek yapacak. Hayır, bize öyle dedi. Yani seni girmen için söylemiyorum. Ayşenur, sen nereye girersin Allah aşkına? Mutfağa girmem, onu yapmam. Canım nasıl isterse öyle davranırım. Yok, kötü başladım. Bugün kötü gidecek galiba. Dur. Ay çok ayıp, saçma düşün. Ben de gidip bir bakayım ne yapıyorlar. Ne çok merak ediyorum Ceyda'yı. Görürsün canım. Ceyda, kaç Efendim? Dakikada hazırlayacaksın sen o kahvaltıyı? 15 dakikada hazırlarım. Hazır yani. Olur mu? Ceyda, izlememi seni rahatsız eder mi? 15 dakikada hazır olmaz. Etmez, izleyebilirsiniz. Tek başına. Tamam, teşekkür ederim. Ama lütfen karışmayın. Yapmadığını görmen lazım. Bir de mont giydiriyorum. Yok yok yok, hiç niyetimiz yok. Yok yok. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi aldık evimize. Ooo. Emre Özdemişim ya. Abi, bize hoş geldiniz ya. Yani. Yani. Evi yıkıyordun. Çok güzel kapı ya. Her gidişinde zaten. Şöyle bir iki dakika oturalım evimize arkadaşlar. Evimi özledim ya. Vallahi evi özledim, şu kanepeyi özlemişim ya. Ben bu köşemi özledim. Sen bir köşeni benim köşem. Hatta ben şu köşeyi geçiyorum. Ben köşemi süsleyeceğim. Benim köşemi aldım. Ben köşeyi yapalım. Köşemiz biraz ama. Meditasyon köşemizde git takılın. Sol köşe benim. Beyler, hepinize söylüyorum, bu köşe bana ait. Uyanık olun falan. Abi ben diyorum ki her seferinde ayrı bir köşeye geçelim. Aynen, köşe kapmaca oynayalım. Köşe kapmaca oynayalım. En azından işin içinde güzel bir şey olur ya abi. Beyler, acıkan var mı ya? Ben acıktım biraz. Bir kahvaltı yapalım mı? Evet. Allah. Nasıl diyoruz? Ben gerçekten çok açım. Nasıl hazırlıyoruz? Hep beraber. Gelin abi. Herkes elinden. Abi, elinden geleni yapsın. Bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Ben size yardım edeyim. Vallahi. Tabii hala burada. Bir kişi girmesin bence mutfağa. Yani çok kalabalık olmasın. Aa, bir dakika, bulaşıklar var abi. Dizinden kalma bulaşıkları kim? Onlar iş yapmayana kim edeceğiz? Bence bugün gönüllü olarak siz yapın.
Yani gelin sonrasında ya, biz de size yardım ediyoruz. Boşluklara ben giriyorum. Bence ne yapalım biliyor musunuz? 3 kişi kahvaltı hazırlasın bugün. Yarın da 3 kişi, geri kalan tek kişi de bulaşıklara girsin. Hayır, bugün bugün kahvaltıyı biz yapıyorsak bulaşığı onlar yapacak o zaman. Ayrı şey için diyorum. Şimdi biz 3 kişi kahvaltı hazırlıyoruz ya. Diğer 3 kişi de yarın için hazırlasın. Geri kalan tek kişi de bulaşıkları yıkasın. O tek bence kişi niye öyle oldu ya? Nasıl abi, iş yapmayacak tek kişi çünkü. Bugün de iş yapmayacak, açık, yarın da iş yapmayacak. Şey yapalım. Yanlış anlamayın da ben bulaşık yıkamayı pek sevmiyorum. O zaman biz hazırlayalım. Yok yok, yarın zaten diğer 3 kişi ben hazırlayacak. Ben yemek de yapıyorum, bulaşık da yıkıyorum. Yani ben de bulaşık kısmı yardım edebilirim. Seviyorum. Ama yemek kısmı bulaşık yıkayınca ben ayrı muhabbetlere gidiyorum. Rahatlatırım. O zaman biz seninle yer değiştirelim. Ben bulaşığı aldım, tamam mı? Detaycan neredeydi? Hiç kimse burada birbirinin peşini toplamaya, temizlemeye gelmedi yani. Ellerimi yıkıyordum ben. Benimkine niye koyuyorsun ya? Türk yemeklerini çok iyi biliyorsan eline bir tane süpürge al da şu köpeğinin pisliğini temizle. Niye karışıyorsun? Niye çıkıp gidiyorsun ki? Ben onu anlamıyorum. Yani niye ayrılıyorsun bizden? Muhatap olmak istemiyorum. Harbiden 10 tane oğlum olsa şu kızlardan şimdilik bir tanesini bile almam. Ben Serhan'ın burada tespih çekmesin, hoş görmüyorum. O zaman onu buradayken söyleseydin. Adam gittikten sonra söyleme. Bak, uyanık adamı severim ama benden uyananı sevmem Ercan. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Ben evet. Mi? Allah Allah, kimden duydunuz ya? Duyduk. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak, böyle tutuyorsun. Ya bak, böyle tutuyorsun. Belimi tut, tut belimi. Biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Beni çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Beni sevdiğin kadar çayı sevmek zorundasın. Galiba değişiyor. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Saçınız vesaire girerse arkadaşlar kesinlikle yiyemiyorum. Bilginiz olsun. Lütfen dikkat edin. Hem girmem diye hem de... Aa, sinir oldum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya kusura bakma Ayşe'ndir ama bu kadar da olmaz ya. Maalesef canım. Gidemiyorum. Ben onları hazırladım. Hayatta yemem. Evde yemek yiyorsun. Ben kendimi hazırlarım. Kimsenin hazırlamayı zaten. Sen nasıl evleneceksin? Vallahi yapacak bir şey yok. Bunu bilen kalırım yani. Yapacak bile bile şey söyleyeceksin ama bunları evet, değil mi? Evet, hizmetçi söylüyorum yani. Bir şey olmaz. Temizle. Beni isteyen böyle ister. O yüzden ister. Patron diyorsun sen. Bana hizmetçi tutsun. Aynen öyle. Getirsin götürsün. Nasıl yani? Sen hiç yemek yapmasını bilmiyor musun? Yemek yapmayı biliyorum ama canım isterse girerim. Canım istemezse girmem. Erkeğin kalbinden geçen yol midesinden geçermiş. Bir erkek severse hiç takmaz onları, merak etme. Erkeğin bence kalbine erkeği giden takar yolu. Öyle miydi? Evet. Evet, bu cümleyi evet düzgün kullanırsak. Her neyse işte aynı anda. Ben ne merak ediyorum? Ayşenur evlendiğinde Ayşenur'un evine gitmek istiyorum misafir olarak. Bakayım ne yapıyor? Oturacak böyle. Neydi bizim ufaklığın adı? Louis. Yani Louis'i alacak yanına. Kahvaltımı hazırlayın. Çayımı koyun. Louis'in yemeğini verin. Belli zaten. Louis'in hayır iş yapmıyor, bir şey yapmıyor. Formu da iyi. Temizlerler yani, arkamdakiler temizler. Elbet temizici biri vardır. İyi de yani. Nereye kadar arkamdaki olacak? Yani iyi ki de getirmedin. Getirseydin bugün de herhalde arkanı biz toplamak zorunda kaldık. Ama evet, uyuyor, yapacak bir şey yok. Canı isterse gelir. Hani uyumasını burada da getirecek de uyuduğu için Allah'tan getiremedi bugün. Bence ya, dün burası gayet seviyordunuz. Ne oldu? Yaşam arası. Seviyoruz canım. Ben seviyorum. Benden ne oldu? Hayır, pardon. Ben de seviyorum. Sahibini sevmedi sadece. Verdiği şeyler bak, dünkü şeyler... Temizlerler. Çöpler kaldı orada. Temizlerler. Ama temizleyecek? Hayatım burası ortak yaşam alanı yani. Biz kimsenin o mu temizleyecek, bu mu temizleyecek, ben mi temizleyeceğim? Ben temizlik yapmıyorum. Ama bak kendi köpeğinin eğer kirlettiği yerse senin kendini temizlemen lazım. Evet, orası doğru. Yani hiç kusura bakma. Hiç kimse burada birbirinin peşini toplamaya, temizlemeye gelmedi yani. Ayrıca Louis'in hamarat kızlarımız varmış, kendilerini göstersinler işte. Yani o hamaratlık başka. İyi de hayatım, senin peşinden pisliği temizlemek başka. Ya orası ayrı, köpeğin şeyini temizleyecek. Yani onlar da temizlenecek başka arada yani. Efendim? Temizlik yaparken onlar da temizlenecek. Madem kendilerini gösterecekler, ev kızı olduklarını gösterecekler, onu da gösterirler yani. Yani sen kendini oradaki 2-3 çöp takmaz kimse. Sen bizim aramızda değil misin? Ne demek kendilerini gösterecekler? Ben hamarat olduğumu iddia etmiyorum. Ama o yani kurduğun laf yanlış bir laf. Ayşenur bak, burada hamaratlıkla alakası yok.
kendi köpeğinin kirlettiği yerleri rica ediyoruz senden temizle. Evet. Hani ortak bir temizlik öyle yaptığımız zaman iş bölümü yaparız. Evet. Hani birimiz mutfağa geçeriz, diğerimiz temizlik salon yapar, tarafına, öbürü süpürür, diğerimiz öbürü bahçeyi yaparız. Aynen ama öyle. Şimdi senin köpeğinin pislediği yeri temizlemek bu ayrı bir olay. Bu nedir? Hani gel sen benim hizmetçim ol. Ben yani kimsenin hizmetçisi yani olamam zaten canım. Tabii, onun için yardım sonsuz. Herkesin sonsuz. Tabii ki daha dikkat eder o da. Dikkat yani eder dikkat edersen seviniriz. Hı-hı. Köpek kendi pislerini kendi temizleyemez dikkat etmesi ki değil, senin dikkat ya edersen yani seviniriz. Önemli bir eline bakmak değil zaten. Sorumluluğunu alabilmek. Ya ben sende onu göremiyorum bugün. Yapacak bugün şey söylüyorum. Yani. Çünkü dün kalbini kırmak istemedim ilk gündü. Yani şey yapamıyorum. Ben sende onu göremiyorum. Su muhabbeti mi? Yani yok, o su muhabbeti bile değil. Hiçbir konuda ben onun hani sahiplenmiş ama. Ben burada yaşıyorsam Luni de benimle yaşar. Evde nasılsa burada böyle yani olur. Yani Luni'nin yaşayıp yaşamadığına biz zaten problem değil bizim için. Yok. Çünkü biz hayvanları seven insanlarız. Bizim sana dediğimiz bak dün Luni burada oyuncak verdi, oynadı, kırdı. Orada pislikler hani bunu hala konuşuyoruz. Kalkıp da tamam ben bunu köpeğimin kirlettiği yerleri alıp temizleyeyim demiyorsun. Bunu kalkıp da Lü'ye gelip temizlemeyecek. Yani öyle ama tabii yani ki dikkat edin. Yani sahibiysen biz söyledik ki zaten. Hani ben her yapayım. Şey hallolur inşallah. Bugünlük yapayım yani. Böyle gitmez ya. Bence kimse zaten yapmasın. Lü'de yok bugün herhalde. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Az önce söylediğin lafa ben takıldım hala biliyor musun? Neydi o? Ne demek kendilerini göstersinler? Sen evet bizden ayrı mı tutuyorsun kendini? Yok ben hamarat olduğumu iddia etmedim. Efendim? Yani ben demedim ki ben temizlik yaparım, ben yemek yaparım. Biz buraya yaparım özellikle temizlik yapmaya mı geldik? Pardon bazı mı yani kızlar bunu dile getiriyorlar özellikle erkekleri bir nebze tavlamak adına. Yani diyor ki bir bayan ben temizlik yaparım, ben evimin işini yaparım, ben erkeğime bakarım diyor. Ben diyorum ki ben yapmam, beni Allah'ım böyle alsın. Ben evde de böyleyim, şu anda da böyleyim. Daniela'nın bana bugün söylediği kelime daha temizlik bile yapmıyorsun, evlenmeye mi geldin dedi. Fakat her temizlik yapan evlenemiyor maalesef Demet gibi. Demet de temizlik yapıyor ama evde kalmış. Benim buraya üstünlük taslamaya gelmişliğim yok. Ben o köşeyi gerçekten sevdiğim için benimsedim. Bugün radyomu da getirdim. Ben orada belki biraz uzanacağım, kestireceğim, müziğimi dinleyeceğim, kafamı dinleyeceğim. Amenna. Çünkü benim beynim de yorgun. Ben biraz bu yarışmaya yorgun geldim. Nezaketinde arkadaşım orada oturmak istiyorsa ve burası benim yerim, ben hiç burada problemi kafamı dinleyeceğim, huzur bulacağım diyorsa gerçekten sonsuz saygım vardır. Geçer oturur. Kimse de onu yerinden etmeye kalkmaz diye düşünüyorum ben. Ya yerinden etmeye kalkmaz konusunda hemfikirim. Ama hani orası bana ait konusunda hemfikir değilim mesela. Bu da bizim nazarımız. Hadi bakalım. Nazar o kadar taktılar ki. Vallahi. Bence ona abi içeriden meddua geldi ben abi sana söyleyeyim. Dur, bir dakika. Ne oldu? Bu şimdi bu kötü bir şey, olmadı bu şimdi ya. Ne oldu? Tütsü yakmam lazım benim şu an. Demet. Demet enerjiyle bağlı. Demet bitirdi olayı. Bir tane de şurada arkada bak. Aman çok sen Demet'e o kadar vurur musun? Şimdi Demet'in tütsüsü istemek lazım. Tütsü dediği de şimdi Demet'in gözü kaldı. Hemen bir şey yakmamız lazım. Ada çayı. Arkadaşlar bugün ikinci günümüz. Ben bunu nazar olarak algılıyorum. Evet, kesinlikle. Sizin de üzerinizden çıksın lütfen. Amin. İnşallah. Yani bak, sizin başınıza bir şey gelsin sen istemem. Bak, buradan alalım hepsini. Orada kalk. Şurada bir tane daha var altında. Ki maneviyatı benim için çok yüksek bu arada. O yüzden. Beni hemen altında abi bak. Bunu hemen tamir ettireceğime de emin olabilirsiniz. Evet abi hemen. Güne tamamen nazarla başladığımıza inanıyorum. Nazara da inanan bir insanım ayrıca. Kaldı ki tespihim elimde dağıldı. Buna çok üzüldüm. Hayır, bize domates salata kesmedin mi? Hayatım kahvaltımı ben mi hazırladım? Tamam da her gün sen kendi kahvaltını böyle mi hazırlayacaksın? Bugün canım böyle istedi. Bu bencillik ama yani. Şu an yapılan bencillik. Egoist başka bir şey değil. Ay, dinle. Burada kahvaltı yapıyorsanız, eğer hazırlıyorsanız hep birlikte hazırlanır. Yani hepimize hazırlanır. Fikirlerinizi kendinize saklayın. Domatesi koyup evet, olmuyor masaya. Hazırlanır. Sen ne yaptın şu masayı? Kız, ben yapacağımı beyan etmedim ki. Hazırlayanlar için, oradakiler için konuşuyorum bunu. Oradakiler için konuşuyorum bunu. Biz de hepimiz oradaydık, bir şeyler yapıyorduk. Sen ne yaptın? Gördüğün ben de yapmayacağım beyan etmedim. Ben oradakiler için söylüyorum. Onun annesi hazırladı kahvaltıyı. Karışmayın. Hep birlikte oturalım. Tamam sen kendi kahvaltını hazırladın. Neden bir şey demiyoruz. Bıraktın, sen de bir şeyler koysaydın mesela. Hep birlikte. Bak ben koyuyorum ama ben yine arkadaşlarımı bekleyeceğim. Alıp tabağına koyuyorsun. Ya bak masa kültürü odur. Ben koyuyorum ama yine arkadaşlarımı bekleyeceğim. Ben düşün, ne yapıyorum? Düşün servis yapıyorum. Ama sen yerken gördüm ben seni. Hani bizi bekleyip hep birlikteysek çok Duygucuğum, iyidir. Sen ağzına atmadan gene atıyorum ağzıma. Afiyet olsun küçük hanım. Ama sen ben afiyet yapacağım olsun dedin canım. Demek ki biz de seni beklemeyeceğiz.
Yani o kültür aşılıyorsun. Peynir yememin nesi saygısızlık? Ya o kültür aşılıyorsun. Masa kültürü farklıdır yani. Bekleyeceksin. Erkek yemek yapmaz diyen de var ama. Yok. Çoğunluk... Erkek yemek... Abi erkekler ağlamaz. Ben kebap yaparım yani. Erkekler ağlamaz. Ha ben de mangalı yaparım. Erkekler yemek yapmaz. Tamam. Mangal, kebap. Abi herkesin yaptığı bir şey vardır. Yelleriz. Mis gibi yelleriz mangalımız. Erkek mecbur kaldığı zaman yemeğini de yapar, temizliğini de yapar. Kimse kusura bakmayacak. Kaç tane... Bayan aşçıların %99'u da restoranlarda erkektir. Yo, en iyi erkek yapmaz erkektir. Demedim. Ben yaparım. Yok yok, seni kastederek söylemedim. Benim yani anlatmak istediğim şu. Yani hiç yoktan o yani. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kadınların tercih sebebi olarak bazıları erkek yapmamalı, mutfağa girmemeli diyor. Ben hoşlaşmıyorum. Ha, bazıları öyle seviyor. Bazıları da böyle hünerli olması, ha ne güzel ya, becerikli hani. Ama bana şimdi da şöyle bir şey hazırlar. Şimdi yani bayan ister girer girmez o ayrı bir şey ama yani bir erkeğin içinden geliyorsa girmeli bence. Bence bayanın işine karışmak değil, anladın mı? Bence. Bayan kendi işini yapabiliyorsa içinden, yapsın. İçinden geliyorsa bütün ev işlerini yapar. Benim canım bir şey salata problem. Yapmak ister, ben gider salatamı yaparım. İçinden gelmeyen de mesela şeydir, biraz daha böyle geri plana çeker, hanımı yapsın ister. Ya tabii ki orası her zaman öyle. Şimdi kim, hangi ayrı, erkek eşi kadar yemek yani. Yapmak ister? Kimse doğru. Yapmak bir istemez. Bir şey soracağım, patroniçe yapar mıydı acaba bizim? Ayşe Nur'dan bahsediyor. O kesin şey tutar, hizmetçi tutardı. Pardon. O kesinlikle böyle bir sofra hazırlayamaz bence yani. O kesin şey... Abi kim hazırlar peki? Mehtap. Gel abi siz de katılın bir. Benim en büyük favorim Mehtap. Başlıyoruz zaten, buyurun sofraya. Şu an daha yalnız kim hazırlar diye seçmek bayağı bir yanlış yok, olur. Yok yok, şu an ilk özün ilk izlenim olarak. Bence sizin Mehtap. Kim hazırlar, kim hazırlar? Yani hazırlayamazı bulabiliriz. Çünkü... Bir tek bence hani hepsi belki yapabilir anında da hani eleyebiliriz ama kendini böyle... belli eden Mehtap çay hani yanında hazır olan diğer Mehtap var. Mehtap kesinlikle. Tam bir evanım. Şimdi belli başlı bir şekilde ben zaten buyum falan diyen insan bu sofrayı bence hazırlamaz. Domates takviyesi yaparız ya. Diğerleri için bilemiyorum yani, bunları da zamanla öğreneceğiz artık. Bence içlerinde kahvaltı... Hamarat olduğunu iddia eden vardı. Hazırlamayan, kahvaltıyı sürekli dışarıda yapan bir kişi varsa o da Ayşe Nur'dur. Tamam. Bulaş oldaydı. Ben onu yeni atmıştım. Üstüne sen bıçağı getirdin ve ben onları daha yıkamamıştım. Bunlar içinde, şeyin içinde, lavabonun içinde tapis tabaklar vardı. Onlar değil. Ve ellerimi yıkıyordum ben. Benimkine niye koyuyorsun ya? Seninki değil ki o. Bunu ben kendim özel hazırladım. Ne yaptığını zannediyorsun ya? Ne demek özel ya? Orada kocaman bir tabak var yani. Ama kendini hazırlamıştı o. Okey, o zaman nerede içtik tabağı? Böyle tepki mi verilir ya? Ya, kahvaltıdayız sonuçta ya. Nasıl verilir mi ya? Bilmiyorum. Şimdi ben o... sabah birini anlatmaya çalışıyorum. Ama bütün o farkında değildi. O senin zaman olduğunu farkında o gerek yok ki. Evet. Onun evet. Amacı da çok titiz olduğu için kendine evet. Yaptı. Ve şu anda sen... Buyurun arkadaşlar, ben hiçbir şey demiyorum. Ama üstündekileri al şunları. Aynen onu koydu sadece. Ya ne kadar huysuz kapmışsın. O ona değdi ya, çıktı onun için. Tamam. Ya önemli değil onu kaldırmanız şu an onun için. Bitti o. Ceyda orada zaten bize söz vermişti dünden. Kahvaltı hazırlayacağım demişti. Biz de bekledik. Bak Duygu bekledi, Daniela bekledi, ben bekledim. Mehtap gitti. Ben onu yemem, bunu yemem. Titizim şöyle. Sen kuaföre giderken kendi yanına fırçanı mı götürüyorsun? Bir sürü fırçayla saç yaptırıyorsun. Manikür yaptırıyorsun. Herkesin eli değiyor maniküre. Ne oldu? Kahvaltı yemek istiyorum ben, afiyet olsun. Bütün yeşillikleri alsaydım keşke. Aldım aldım. Hepsini ben tek başıma yiyeceğim. Zehirlensin bırak. Ay. Çok özür dilerim ama bütün gerçekten mikroplar. Çok dikkat ediyorum sabahtan beri. Direkt aldım üstüne attım ya. Ben senin ortada oldu sanırım, onu da söyledim. Öyle bir şansın oldu yani o. Ve ben yeşillik hastası. O var doğru. Yemeden duramam ki. Ben titizim diye geçirdim ben ortada. Soğuk sudan geçirelim. Aynen geçirelim. Yenir. Ne var? Ya, yani bunu bu kadar büyütecek ne var yani dışarıdan? Kız bir şeyle alıp çamuru mu attı üstüne yani? Bulaşık deterjanıyla bulaşık yıkadınız lavabonun içinde. Durulamamıştınız. Daha aldığı gibi aldı, attı lavabonun içine. Ne kim attı? Ne lavabosu Mehtap? Kız onu elini şöyle aldı koydu. Üzerine canım... koyduklarından bahsediyorum. Tamam, onları senden almıştı zaten. Ya, su her şeyi temizler. Bak, çürük her havuç şey vardı, yarısını koydum kaldırmış şey dedi. Havucu dedi kim atmış lavabonun içine? Kaldırdı gösterdi dedim, o çürük farkındaysan. Onu kim yiyecek ki zaten çürük şey kimse yemez. Daniela mı söyledi? Mehtap sen bugün yeşilliksiz kalma, aç kalırsan senin de herhalde kan şekerin düşüyor. Saldıracaksın bize. Şunu sudan geçireyim, getireyim arkadaşım. Evet. Sen razı tamam. Gelir misin yok, onu geçirmesine? Hayır, vitaminsiz kalma. Hayır, ben bizi yapmak istiyorum. Al o zaman. Ben atma şeyinde değilim ama buna dikkat tamam, edin. Size dikkat ederseniz sevinirim. Tamam, bundan sonra dikkat ederiz. Eyvallah. Biri laf sokar, biri mahveder. Kahvaltı yapamadım. Bazı insan öyle işte. Allah'ım gerçekten... Kahvaltıda böyle...
oturmuşuz hep beraber, kahvaltı hazırlamışız. Böyle güzel sohbet ederiz, düğünü eleştiririz, şey yaparız derken şu olaylara bak ya. Diyorum ki burası çok huzurlu, katılmak isteyen var mı? Canım biz çok kahvaltıları sofrada yapıyoruz ya, o yüzden. Türk gelenekleri olduğu için. Hani kahvaltı sofrada yeniyor. Türk gelenekleri olduğu için diyen hanımefendiye sesleniyorum. Dün Prens Charles seni demedi. Bekliyor. Yapacak bir şey yok, ortamı tanımadan kimseye selam veremem. Gelin adaylarının evinde ilk gün hareketli başladı. Temizlik polemiğiyle başlayan tartışma kahvaltı masasına da taşındı ve deyim yerindeyse kahvaltı yerine neredeyse birbirlerini yediler. Bir şey söyleyeceğim. Önce Türk geleneklerini çok iyi biliyorsan eline bir tane süpürge al da şu köpeğinin pisliğini temizle. Çok pissen orada küvetin içinde o maydanozları yıkamayacaksın. Ya aslında küvet demeyin lavabo. Önce sen bir lavabo demeyin. Yeter artık, kapağı yiyeceğim. Küvet diyorum, var mı yiyeceği? Sen kesin lavaboyu yıkamıyorsundur. Sonuç olarak ne demek istediğinizi anlıyoruz. Allah aşkına şu ana problemlerimizi çözelim. Ben sadece kişi sen onu yaptın, ben bunu yaptım demiyorum. Hepimiz bence bu kahvaltı olayında hoş değildik. Benim fikrim değil, bu. Teşekkür ederim, saygı duyuyorum. Ben ne güzel demişim ya, sabah kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Böyle seve seve mutfağa girmişim. Biri kalkıp sofradan ayrılır, kendisi yer. Biri tabağına ayrı tabak hazırlar. Yani saygısız. Hayır. Böyle bir şey olamaz ya. Konuşur. Çok saygısızca bir şey. Olmamalı ama oluyor. Mümkün değil ya. Sabah kahvaltısı çok önemli. Ya ben tartışma duyarak yemek yemek istemiyorum. Bu kadar basit yani. O zaman açık odaya. Ama tartışma, bir şey söyleyeceğim. Tartışma duyarak, bir saniye. Allah bir dakika. Allah. Tartışma duyarak yemek yemek istemiyorum diyorsun ama oradan bize laf yetiştiriyorsun Daniela. Çünkü siz de bana burada gel konuş yanımızda. Madem duymak istemiyorsun canım benim, tıka yani kulaklarını, gel. Pamuk tıka, bak bahçeye de çıkabilirsin duymak istemiyorsan. Ben burada gayet rahatım yani. O zaman bize de bir şey söylemeye hakkın yok. Buna anam sen karar veremezsin. Masadan kalkıp, şimdi al Ayşenur'a birden tepki gösterdi. Ayşenur masadan kalkıp gitmedi ama. Bunu yapmadı ki gerçekten tepki gösterdi. Ya ne olursa olsun bir şey beğenmiyorsan, konuşmalarımızdan rahatsız oluyorsan kapa çeneni, yemeğini ye. Bak olayına yani, yemeğine bak. Niye karışıyorsun? Niye çıkıp gidiyorsun ki? Ben onu anlamıyorum. Yani niye ayrılıyorsun bizden? Muhatap olmak istemiyorum. Ya olma o zaman. Ben de diyorum ki çeneni kapat, sus, dinleme. Tıka kulaklarını. Ceyda'yı çıldırttılar sonunda. Ama yok ya, ben kahvaltıda böyle, sofrada böyle bir şey olunca ben çıldırıyorum abi. Sofrada ya. Sofrada olmaz. Damat adaylarının evi ise gelin adaylarının aksine oldukça sakindi sabah. Onlar birbirlerini yemedi. Onlar Tankut'un hazırladığı enfes kahvaltıyı yedi. Her şeyin ilkleri çok güzel olacak da sonra bakalım aynı heyecanda hazırlanıp yenecek mi onu bilmiyorum yalnız. Belki kahvaltı yenmeyecek günler de olacak yani. Evet yani. Herkes kendine bir salam. Kıymetini bilin. Aşk acısı çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Vallahi. Çok güzel bir şey değil bence yani. Yok şu açıdan güzeldir. Mutlaka bunu yaşadığın zaman aşık olduğun insanın kıymetini anlıyorsun. Kıymetini evet, biliyorsun. Aşık Veysel'in sözü gibi. Aç kaldığın evet, zaman diyorsun. Aşık Veysel'in sözü gibi. Hepsini komple boşaltmam lazım. Ne diyorum biliyor musun? Harbiden 10 tane oğlum olsa şu kızlardan şimdilik bir tanesini bile almam. Doğru, ben de almam. Bir tanesini çene desen car 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 car. İş desen yok, israf desen bir gırla dünya. Gırla gidiyor. Gırla gidip kız bu oğul batırır çocukları da. Yazık. Merhabalar hanımlar, ben ne yapıyorsunuz? Merhaba. Hoş geldiniz, iyi misiniz? Özledim sizleri, alıştım. Biz de seni özledik ve pantolonla bayıldım. Beğendin mi? Bayıldım. Özel seçiyorlar bizim için. Siz de çok seviyorsunuz. Bugün daha evvali, daha rahat. Hoş geldiniz. Seni öpeyim ben elçi olarak. Hepinizi tek tek öpeyim, rahatsız tamam. olmayın. Her gün öpüşecek miyiz? Evet. Aa, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işin var yukarıda? Makyaj yapacağım. Makyaj yapacağım. Kahvaltı yaptık. Ha, kızların yanında yapmıyorsun, gizli gizli makyaj sırların mı var? Oturtturayım size bir oyun anlatacağım şimdi. Bugünün özel bir oyunu var. Her gün oluyor ya. Bugün çok özel bir oyun oynayacağız. Burada sizin resimleriniz olacak. Şimdi ben masaya tek tek resimlerinizi alacağım, dizeceğim. Erkekler gelecek. Dün 3'er dakika, toplam 6'şer dakika birbirinizi gördünüz. Evet. Maalesef. Niye maalesef yetin öyle? Hiçbir ya. Şey anlamadık. Bakalım onlar bir şey anlamış mı? Önce bir görelim. Çünkü sizin resimlerinizle isimlerinizi eşleştirmelerini isteyeceğim.
Değil mi? İnsan birinin gözüne kestirdiyse muhtemelen azıcık aklında kalır. Bu çok zor. Bu da bize bitiyor. Siz de düşünün ama. Çok güzel. Aynı şeyi siz de yapacaksınız. Evet, biraz rengi siz de gideceksiniz. Siz de erkeklerin isimleriyle resimlerini eşleştireceksiniz. İnsan azıcık böyle hoşlandı, beğendiği birinin ismini aklında tutar zannediyorum. Nasıl bir yöntem? O zaten bir tane isim var onun. Direkt onu bulacak. Şimdi hadi bana yardım edin. Diğer bulması da önemli değil onun için. Gelin. Herkes resmini alsın gelsin şöyle koysun bir çember çizdi. Kaldır şekerim. Eline sağlık. Afiyet hadi şeker ya. Olsun. O çok sıcak, dikkat yalnız ha. Haydi buyurun. Ne oluyor ya? Ercan bay bay. Oha. Koyama lan. Bay yine geliriz lan. İkinci. Daha baharatlar var. Kızlar evine gitti mi hiç bu kadar üzülmemişti. Vallahi. Hiç dokunmamış. Heyecanla bekliyorum ne olacak. Merhaba biraz arkadaşlar. Merhaba. Yarışmayı. Bu çok önemli bir şey. Tahmin bak, edebiliyorum. Dün biliyorsun bu yedi güzel hanımla tek tek evet. Tanıştınız. Evet. Vakit geçirdiniz. Hı-hı. Resimleri burada. Tamam. Kendileri de burada. İsimleri de burada. Evet. Senden ricam belli bir süre içerisinde bu resimleri isimlerle eşleştirme. Peki. Bakalım kaç tanesini doğru tutturacaksın. Ne kadar süre var? Belli bir sürem yok. Bir dakika var. Al bakalım. Tut tut tut. Ay şimdi patron. Ayça, bunu bilmiyorum. Duygu. Demet, 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 sen kimdin ya? Mehtap. Mehtap muhasebecimiz bu muydu? Mesleği de biliyorum. Demet. Demet Hanım, tespihçi. Hadi süremiz işliyor. Ayça. Ayça, dövmeci, dövmeci. Buradasın. Dövmeci olarak kalmış. Dövmeci diye mi? Dövmeci dedi ya bana. Çok kısa bir sürede bitirdin. Sonucu şimdi açıklamıyorum, 6 kişi daha gelecek. Peki. Alkışlarla uğrayalım mı o zaman Ercan'a? Bravo Ercan. Evet. Bu kadar güzel kızları unutmak şimdi, mümkün değil. Teşekkürler. Gerçekten. Bu kadar güzel kızları unutamam diye. Elimden geldiği kadarıyla doğru ismi doğru fotoğrafın önüne hızlıca koymaya çalıştım. Ve başarılı olduğuma da inanıyorum. Zaten hepsinin ismi hafızamda. Umarım en kısa sürede ben başarmışımdır. Bu ödülü gerçekten çok istiyorum çünkü. Bak Serhan Hanım burada tespih çekmesin. Hoş görmüyorum. O zaman onu buradayken söyleseydin. Adam gittikten sonra söyleme. Bak uyanık adamı severim ama benden uyananı sevmem Ercan. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Değil evet. Mi? Allah Allah. Nereden kimden duydunuz ya? Duyduk. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak böyle tutuyorsun. Ya bak göz tutuyorsun. Belimi tut, tut belimi. Ben biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Beni çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Ya. Beni sevdiğin kadar çayını sevmek zorundasın. Galiba değişti. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Şimdi ikinci adayımızı herkesi bilmese ölür müydü yani? Çağırmaya hazırız. Kim gelsin? Aha. Kahvaltının bittiğini gördüler. İzleniyorsun. Sizin aklınızda tuttuğunuz özel isimler var mı? Evet. Seninkini anladık. Hatta koridorlarda o benimdir o benim. İki tane evet. Var. Olabilir. Flört evet. Böyle bir şey değil ama midir? Ama biri çok çok böyle daha çok basıyor öbürünü. Ve daha ilk gün belli olmaz. Şimdi flört nasıl bir şeydir? İleriye gitmeden değil mi? Daha yani hani bazı aşamaları aşmadan belli bir düzeyde insan tanımak değil midir? Flörtün evet, anlamı evet, amacı bu öyle. Değil midir? Evet. Eskiden bizim geleneğimizde de hani yanlarına erkek kardeşlerini takarlardı peşlerini. Akrabasını, evet. Ablasını evet. Takıp görücü usulü evet. Evliliklerde bile bu yapılmaz mı? Evet. İki görüşsün bakalım anlaşıyor mu diye. Belki yapılması kararım da değişecek gerekir. O da var zaten. Yani. Zaten burada herkes işte Türk ailesinin normlarına, standartlarına, işte bizim ahlak yapımıza göre
flörtler yaşıyor. Keşke yanımızda kardeşlerimiz falan olsaydı, başımızda duran bu kadar kız olmasaydı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onların hepsi sizi izliyor. Ve sen merak etme, ileride öyle güzel sürprizlerimiz olacak ki. Seda abla bu daha şimdiden ağlamaya başladı yalnız. Ay yavrum. Sen dersen o kim gelir diye. En çok kimi özledin? Ay canım benim, kıyamam ya. Ya Duygu. Ah Duygucuğum ah. Ben şimdiden seni böyle çok oldum. İyi anlıyorum. Gerçekten gözümün hani altın geldi. Kafes de olsa. Gözümün ah, önüne geldi benim söyleyince duygulandım. Onlar da gelecek buraya. Ay, en sevdiklerimiz de gelecek. Bak ama ondan tamam. Önce yarışmacımız geldi. Üzülme. Al, tamam. Üzülme. Tamam. Ne kadar güzel bu kadar sevdiğin insanlara sahip olmak, tamam, değil mi? Tamam, sakin su vereyim mi? Evet, Murat hoş geldin. Sizi görünce heyecandan ağladı. Seni duydu, ağlamaya başladı. Sizin isminiz duydu, başladı ağlamaya. Bugün enerjiniz çok yüksek ama ağlamak... İşte sizin isminiz duyunca... O kadar yani. O derece. O süper, süper. Murat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kızlarımızın isimlerini doğru resimlerin önüne yerleştirmen gerekiyor ve süren çok kısa. Yani en kısa sürede bu işlemi bitiren birinci olacak 7 erkek arasında. Hı hı. O yüzden hı hı. Sepeti sana veriyorum. Hazırsan başla. Tamam. Ben de merak ediyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hanımlar, sen devam et, sen hızını kesme sakın. Ben... Dur dur, konuşturma Mehmetçin'le. Süresi gidiyor, süresi gidiyor. İsim, hafızam çok zayıf, gerçekten. Kimse kusura bakmasın. Benim açımdan değilmiş. Benim de. Hazır mısın süreni? Ona göre bitireceğim, süremeyeyim. Evet, bir saniye. Çok zaman kaybetti ama. Evet. Evet. Çok çok hem de. Tamam mıyız? Okey. Okay. Evet. İnşallah doğru. Ödül oyununa katıldığımda biraz heyecanlandım. Sonunda hatta isimleri karıştırdım. Çünkü isim hafızama çok güvenmiyorum. Dolayısıyla da ne kaçırdığımı çok merak ediyorum. Hayırdır ya sen? Sen, abi, ne sen niye bu kadar erken geliyorsun onu çözemedim. Abi hep omuzlar düşük geldi. Ben bu işi anlamadım. Bence bunu dövmüşler. Abi dekor dedik değiştirirler mi hakikaten? Sen bayağı kızardın geldin ya Murat. Hayırdır Murat'cığım, ne oldu ya? Bir şey yok aslında da. Bayağı soru sormuşlar anlaşılan. Evet ya, sorular yoruyor tabii abi. Yapma ya. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Dün heyecanla atamadın evet daha. Ya. Neyse geçmiş olsun. Alışırsın. Dünün... Ne oluyor ya Serhan? Oo. Serhan sen git bir alış bakalım. Nasıl olacak göreyim. Şeyimi... Serhan sorular hazırlıklı ol. Kız zaten şeker istesin. Evet abi şeker istesin. Aynen abi de şeker, şeker yok mu bizde? Komşuluk açısın abi. Unutur o anda. Yok bence. Ya maksat tanışma kulu. Kızlardan şeker istemeye gerek yok. Çünkü onlar mutlaka ona da bir kulp takacaklardır. Kendileri şeker gibi zaten. Gerek duymuyorum yani şu an için. Sen gelmez oldun. Hatırlamıyorum işte. İsim falan yok kızlara da kopya vermemek adına. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel kızlarımızın resimleri burada. İsimleri de burada. En kısa zamanda doğru isimle resmi eşleştir bakalım. Al sepet sende. Süre işliyor ona göre. Tabii tabii hemen önüne koysan yeterli. Biraz yavaş gidiyorsun, biraz yavaş oluyor. Gidiyorsun. Hayaller çok kızdı. Heyecan var biraz. Yok. Koyuşta bir şey sezdiniz mi? Evet. İsmi... evet, vurgulayarak koydu arkadaş ismi. Bitti mi? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nasıl, başardın mı sence? Tutturdun bence mu diyorsun? Bence hepsi doğru. Tüm yarışmacı arkadaşlarımızın isimlerini aslında ezberimden değil de resimlerine bakarak çözerken bir tek Demet'in ismi aklımdaydı. Onun da zaten ismini oraya bırakırken resmin önüne çok sert bir şekilde tepkimi belli etmek istedim. Hani bu tatlı sertli diyebiliriz aslında. Ufak bir mesaj vermek istedim ona. Tespihim senin yüzünden nazara geldi gibi. Ama ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Açık açık valla. Ben Serhan'ın burada tespih çekmesinin
hoş görmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar insanların önünde çıkıyor. 70 milyon önünde abi bana göre yanlış. Çünkü niye biliyor musun? Ya hani ama sen kendi düşünceni söylüyorsun. 70 milyonu katıyorsun. Ya bak şöyle bir şey var. Ercan. Ya bak şöyle bir şey var. Kendi düşünceni söylerken 70 milyonu katmamalısın abi. Hayır şunu söylüyorum. Anladın mı? Anlamıyorsun. Yok yok. Ben sana farklı bir şey söylüyorum. Sen beni anlamadın işte. Ben sana diyorum ki bence toplumun gözünde bu yanlış görünecek diyorum. Ama bu senin şahsi düşüncen. Toplum bunun aslında karşılayacağını bilmiyorsun. Kendi fikrimi söylüyorum zaten. Yani sen bunu anlamıyorsun. Ben anlıyorum seni kardeşim, gayet iyi. Zaten kendi fikrimi söylüyorum. Ama 70 milyon bunu nasıl karşılar diye bir cümle kurmana gerek ya yok. Ya bu benim fikrim diyorum. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Ama öyle bir cümle kurmana gerek yok. Kardeşim benim fikrim. Arkadaşlar. Saygı duymak zorundasın. Bir şey söyleyeceğim ben. Duymuyorum. Arkadaşlar, duymak zorundasın. Dinle. Bak ne olur biliyor musun? 70 yani, milyonun 10 milyonu iyi karşılar, 30 milyonu iyi karşılamaz. Öbür işte atıyorum onu sana. Onu söylemedim zaten. Ben hepsi kötü karşılayacak. Olmaz. Ya bak. Hayır, hayır ben şeyi anlamadım. Ona girme yani. Anlamadım. Klişeleşmiş lafları bana söyleme abi. Şöyle bir şey var. Şunu anlamadım. Farklı şeylerle gel. Ben tamam senin söylediğine saygı duyuyorum. Saygı gösteriyorum. Saygılı bir şey söylüyorum. Zaten saygısız bir şey söylemiyorum. Ben şunu söylüyorum. Bu kadar toplumun önüne çıkıyoruz. İyisi var, kötüsü var. Hoş karşılayacak olan var, hoş karşılamayacak olan var. Ben hoş karşılamayacak olanları düşündüğüm zaman bana göre yanlış. Ben ekranda birinin tespih çektiğini görürsem rahatsız olurum. Belki, bu kadar net. Ama belki birçok şey yanlış olabilir. Benim evet, şöyle ya, açık giyimden de rahatsız edebilir. Tabii ki ben kendi yanlış gördüğüm şeyi dile getiriyorum zaten. Sizin yanlış gördüğünüz bir şey varsa ben de siz de bunu dile getireceksiniz. Aynen, ben net şahsi bir şey söylüyorum. Tespih beni burada yani Sarı'nın çektiği tespih beni rahatsız etti. Beni de rahatsız etmiyor. Ayrıca da şunu öğrenmek istiyorum. Yani tespih çekmenin ne gibi bir rahatsızlığı yani olabilir? Hayır, senin görüşünü merak ediyorum. Arkadaşlar ben de bir şey söyledim. Senin görüşünü merak ediyorum. Enerji istiyorum. Sen geliyorum. Enerji istiyorum pardon. Yok yok ben Ercan'ın şey görüşünü merak ediyorum. Yani neden tespih çekmenin onu rahatsız ettiğini yani nesi rahatsız ediyor? Kelham getirmek olabilir. Ben mesela bir şey söyleyeceğim. Bak ben şunu merak ediyorum. Ben söyleyecektim. Adam burada tamam buradayken söyle o zaman kardeşim adama de ki Serhan de benim karşımda tespih çekmem beni rahatsız ediyor de. O zaman onu buradayken söyleseydin. Adam gittikten sonra sizin, söyle. Hayır şimdi sizin fikrinizi almak için o gittikten sonra söyledi. Sen bunu anlayacak ben kadar. Ben o yana söyleyeceğim. Ben sana ne diyeyim? Serhan şey gelsin ben de söyleyeceğim. Burak çok güzel abi beni de. Gerçekten merak ettim. Tamam sen Serhan gelince de bunu söylemek istiyorum. Ya, ben dün ilk buraya geldiğim zaman ilk gördüm. Şimdi kimseyi tanımıyorduk. Birbirimizi tanımıyorduk. Ben geldim. Serhan orada köşede oturmuş. Tespihini çekiyor. Evet aynı şekilde. Şimdi bana olarak benim yani düşüncelerimde Serhan'da bir böyle bir sivrildi benim gözümde. Allah Allah dedim. Ama sonra ben Serhan öyle kabul ettim. Benim için Serhan abi. Emre'nin bir koalisyon kurması benim için şöyle. Yani ben şöyle düşünüyorum en azından. Kendini birazcık daha bazı konularda zayıf hissettiği için bir güçlü bir adayın yanında olmak hissi var onda. Ben kendim böyle bir asla olayın içine girmem. Bir bakıma Serhan da benim rakibim orada. Yani benim hiç kimsenin yanında olma gibi bir niyetim yok açıkçası. Ama uyuştuğum insanlar illaki olacaktır ve onların da yanında illaki adam gibi, mert gibi duracağım sonuna kadar. Evet, biraz yavaş oldu diğerlerine göre. Ama doğru oldu galiba. Ben bilemeyeceğiz artık bence çünkü. Bence olmadı doğru. Olmadı mı? Doğru mu, yanlış mı bilemeyeceğiz. Doğru. Bir an hemen toplayalım şöyle. Ben de gördüm. İçeridekiler görüyor ve kimin en fazla doğru cevap verdiğini yok, biliyorlar. Doğru peki, benim diyelim herkes doğru cevabı verdi. Ne oluyor o zaman biliyor musunuz? Süre. Süre devreye giriyor. En kısa süre dediler. Aynen. Atıyorum. Üç kişi hepinizin ismini tak diyebildi. Evet. O zaman en kısa sürede bilen alıyor. Bak geldi. Gel senden konuşuyoruz. Gel Serhan'cığım gel seni konuşuyoruz. Diyorum ki ilk geldim şu kapıdan girdim. Adam yarım saattir dinliyor zaten ya. İlk zor mu sordular? Serhan. Buracığım sen söylesene. İlk gördüm çok önemli. Girdim seni gördüm tespih çekiyordum böyle. Rahatsızlık duydum tespihten ama sonra seni sen olduğun için kabul ettim ama. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda tespih konuşacak. Aynen dedim. Senin şimdi ne oldu ya? Arkadaşlar. Çok zor soruyorlar. Çalışmadığımız yerlerden soruyorlar. Dikkat edin. Hadi ya. Dikkat edin. Dikkat edin. Allah ben de öyle söylüyorum. Dikkat edin. Serhan'cığım senin muhabbetini yapıyordun. Burak'ın çok soracak. Söyle abicim. Yani çay bile kursağımda kalacak. Neyse neredeyse. Neyse dur. Serhan. Burak çok soracak. Burak. Kendine gelsin ben. Dinliyorum seni. Yoksa soru cevap ver. Dinlesin o zaten bize. Şimdi Serhan'ın tespih sallaması... Evet. Yani kimi ne kadar rahatsız ediyor onu bilmiyorum tabii ben bunu algılayamıyorum çünkü bana hoş geliyor. Ben seviyorum erkek adamın kendi bir tarzının olması, elinde tesbihinin olması tabii o onun bir imajıdır, bir imzasıdır. Herkeste böyle bir şey var. Belki arkadaşlar bence biraz size kulak verin benim hakkımda önemli bir konu konuşuluyor yani. Ya yok yok sıkıntı yok Serhan. Ve mesela bizimle içimizde birçok şeyimizde saatimize, bilekliğimize veyahut da yakamızın açıklığına... Rahatsız olabilir herkes veya buradakiler de olabilir. Aha. Ben sadece şunu merak ettiğim için soruyorum.
Tespih çekmenin nasıl bir rahatsızlığı oluşuyor sende? Senin şahsi fikrin önemli. Yok, ben şunu söyleyeyim. Yani diğerlerini bilmiyorum tamam, ama. Şöyle, ya benim rahatsızlık mı? Ben bir şey söyledim abi. Sallamak, çekmek bilmiyorum Külhan ama. Külhan Beyliği. Ercan bir, bak şimdi. Bir saniye bir şey. Yok Külhan abi. Cevap versin ama şu. Bence ona sordum. Anlama. Ben ilk geldiğim zaman farklı buraya. Farklı bir şey söylüyor şu anda. Anla ne olduğunu. Güzel ama ben bir soru sordum. Ben ilk geldiğimde burada ben kimseyi tanımıyorum. Tamam mı? Ben de cevap vereceğim. Ben dedim ilk kapıdan girdim içeri. Herkesi gördüm, seni de gördüm orada. Sen oturmuştun, tespih çekiyordun böyle. Şimdi bu benim için, bana göre bir Külhan Beylik. Ama seni tanımıyorum şu anda. İlk görünümden bahsediyorum. Sonra dedim ki, İzlenim. Ben dedim Serhan'la gün içerisinde canımı aldı. Ben Serhan'ı tespihiyle Serhan olduğu gibi kabul ettim abi. Eyvallah. Bitti. Ya anladın mı demek istediğimi? Bu bir işaret bu, değildir tamam, yani. Hayır, anladın mı? Bak şey şimdi, ben sana ilk görünümden bahsediyorum. Tamam. Anladın doğrudur. Mı? Doğrudur. Şimdi ben seni tanımıyorum, etmiyorum. İlk defa burada görüşüyoruz. Cevabım bittiyse ben de söyleyeceğim kardeşim. İyi abi konuş abi. Beni rahatsız eden olay şu oldu. Bulaşıklayacağım, çabuk aslında konuş. Aslında şey, ilk girişte aynı fikirdeyiz. Hani bir Külhan Beyliği havası var, anladın mı? Tamam. Tespih çekilir, adam gibi çekilir. Tamam. Ben adam gibi çekmiyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın tamam. Bu. Hani adam gibi çekersin, yeri geldiğinde çekersin. Söyle de ben de anlayayım senin duygularını. Nasıl? Duygularını anlamak istiyorum. Oğlum arkandan konuşuyor şimdi o senin. Murat da direkt söylüyor. İlk geldiği zaman... Nereye gidersen git. Bak bu altını çiziyorum. Bunu iddiasını çürütecek hiçbir kimse yoktur. İstersen bir kız evine git, istersen dışarıda bir ortama git, bir ailenin büyüklerinin yanına git. Tespih sallamak saygısızlıktır benim gözümde. Benim karşımda tespihi çekersin, yeri vardır çekersin, yeri vardır çekmezsin. Anladın mı? 24 saat bir adamın elinde tespih kime bana göre yanlış. Neye göre? Kişiliğini tartışmıyorum. Bana sen, göre diyor yok. Zaten. O kişiliğin, kendin, onun şahsi fikrini merak ettiğim bak, kişiliğine, için. Kimi rahatsız işte, saygısızlık rahatsız diye sınıflandırmamak ya, lazım. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Evet, bu sana yönlendirme bak, gibi burada olur. Bir tek sen değilsin çünkü ben o Türk halkının önünde sallıyorum. İşte onu diyorum ben zaten. Ama onlar beni tanıdıktan sonra anlayacaklar ki... Bu benim nazarımda sizlere ve onlara yapmış olduğum evet, saygısızlık evet, değildi. Bu benim artık yaşam aynen. Biçimim olmuş. Evet. Bak evet, farkında abi. Değilsiniz. Ben merdivenlere saygısızlık olsun diye sallamıyorum ben bunu. Tabii ki onu elim söylüyorum. Böyle böyle çıkıyordum. Belki hiçbiriniz fark etmediniz. Evet, İzlerseniz bak, ya da öyle bak, bir şansınız olursa senin senin kolunda, benim kolunda, onun kulağında. Ya var diyor. Yani tartışmıyorum. Bu zevkler bambaşka bir şey. Bak ben anlatamadım derdimi. Yok onun da kolunda dokunmayın. Onun da kolunda. Erkekler evinde her şey sakin başlamışken Serhan'ın tesbihine değdiği iddia edilen nazar onlara da değdi ve iki damat adayı birbirine girdiler. Arkadaşlar küpe benim karşı olduğum bir durum. Fakat bu şu demek değildir ki ben bu adama saygı duymayacağım. Sana saygı duymayacağım saçın uzun diye ya da vesaire Melih'e saygı duymayacağım. Bir köyde mevzusu olmamıştı zaten. Bak, benim çok dışımda bir olay. Yapmadık bile muhabbetini. Yok yok konu bak şuradan çıkıyor. Benimle çok farklı. Benimle çok farklı bir dünya yani aslına bakarsan. Bak anlatamadım ben de. Şimdi şöyle tamam anlatacaksın ama ben konuşuyorum. Tamam konuş. Şöyle bir dünyada yaşayan bir adamın bu tarz bir dünyanın gerçekten farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bana aykırı geliyor aslında ama saygım var. Bu saygımın olması demek zaten benim bunu sallayarak saygısızlık yapmadığımı anlamış olman lazım. Tamam ben de sana neden biliyor musun? Tamam. Aynı çatı altında yoksa... Çok özür dileyerek yani affınıza sığınıyorum. Bu tarz insanlarla bir arada olmak istemezdim. Eğer öyle bir ön yargım oluşsaydı kendimde. Onları saygısız olarak görseydim. Doğru. Yaşam tarzına saygı duymasaydım. Hı-hı. Bak benimle çok alakasız şeyler yapıyor. Hı-hı. Ama gerçekten Tankut bir takım şeyleri kaldırabiliyor. Hı-hı. Ve çok inanılmaz yol kat edeceğimizi düşünüyorum ben yani. Erdem. Git abi. Ölmüş gibi olmayayım. Bir lavaboya gidip geleceğim ben hemen. İyi tamam hadi git ya. Bak benim Serhan'ın kişiliğine asla bir lafım yok. Kişilik olarak gerçekten on numara bir insandır. Evet. Anladın mı? Onu tartışmıyorum ben. Sadece şunu söylüyorum kardeşim. İlk gittiğim bir ortamda tespih sallamak bana göre saygısızlıktır. Tamam. Bitti. Ben bunu tartışıyorum. Tamam problem benim babam da tespih çekiyordu. Ona kimsenin bir itirazı yok. Doğru, ben de zamanında çektim. Evet. Ben hatta manevi değeri yüksek olan bir şey istedikleri zaman tespih bıraktım. Bak uyanık adamı severim ama benden uyananı sevmem Ercan. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Ben evet. Mi? Allah Allah. Nereden duydunuz ya? Duyduk. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak böyle tutuyorsun. Ya bak göz tutuyorsun. Belimi tut, tut belimi. Biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Beni hiç
çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Beni sevdiğin kadar çayı da sevmek zorundasın. Galiba değişti. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Tören ekibi falan mı var? Yalnız gelişe bakar mısın? Sanki şeye geliyor. Aynen, bence de. Kızların resimleri burada. Kızların kendileri de burada, isimleri de burada. En kısa sürede doğru resmin önüne doğru ismi yerleştiren adayımız bugün çok özel bir ödül kazanacak. Hı-hı. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Süpersin. Hem yorum yapmıyorum şu anda ama hızlıydın. Eline sağlık. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Sen bak çok uyanık takılıyorsun ama. Değil asla. Bak uyanık adamı severim ama benden uyananı sevmem Ercan. Herkes aynı fikirde. O yüzden yani bence sen ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Yani yanlış ata oyna. Anladın mı? Gidip sana oynayayım sen yanlış ata oynuyorsun. Anladın mı? Yanlış ata oyna diyorsun sonra yanlış ata oynuyorsun diyorsun. Bak yine kendinle çalışıyorsun. Cümlemi yanlış kurmuş olabilirim. Ha, sen benim kurduğum işte cümleyi değerlendirme. Ama anladın ben mı? Senin kurduğun cümleden yola çıkacağım. Nereden yola çıkacağım? Bana diyorsun ki yanlış ata oyna, sonra diyorsun ki yanlış ata oynama. O an ağzımdan yanlış çıktı, telaffuz ettim. Her şey olamaz aslında yanlış çıkıyor, işte bunun farkında düştüm. Olamaz mı? Yok. Ercan bak sen beni geriyorsun ha. Gersen bak haberin olsun ha. Gersen mi? Sen beni geriyorsun yani. Gersen ne olacak? Sen cidden saygısız bir adamsın. Ben saygısız anladın mı? Yani sen söylediğin cümlelerin sonunun nereye gideceğini bilmeyen bir adamsın. Ben o yüzden tamam anlamak, muhatap olma benimle. Anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Benimle muhatap olma. Anlamak bak benimle muhatap olma diyorum sana. Şu anda gerginim, benimle muhatap olma. Sıkıntı yok. Benimle muhatap olma. Sen yani haddinden fazla konuşup haddinden fazla kelime eden bir adamsın. Tamam. Bundan beri ben seni burada uyarıyorum. Hangi söz sonra bize verilecek. Müdahale. Bunların dozunu bil. Tamam. Ona göre yerinde konuş. Ben de sana anladın mı? Söylüyorum. Sana söz verildiğinde sen, konuş. Ben iki cümle kurduğum zaman anlamıyorsan ben sana bunu dört cümleyle anlatmak zorundayım. Ya bu sen, kadar net. Sen tamam. Bak ben konuş, sana muhatap olma benimle lütfen. Ben tamam. Sana, şu an ben istiyorum. Benimle muhatap olma. O lafı zaten ben söyledim sana. Sen benimle kardeşim, muhatap olma şunu dedim söylüyorum zaten. Hala bak, uzatıyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum. Keser misin? Ben sana evet, şunu söyleyeyim. Keser misin? İkiniz de susun. Ben devamını vereyim ondan oğlum, sonra keserim. Gelmeyin ortama enerjimiz ha düşüyor. Bak güzel kardeşim. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Bak, zeki olmayan insanların, zeki olmayan insanların en büyük özelliği zekasını sürekli tamam, çok özür dilerim. Ya bu adam çok şey söyleyebilir. Bu adam çok özür söyleyebiliyor. O yüzden bu adamla konuşulmaz anladın mı? Konuşamazsın zaten. Ya konuşur da hiç öyle deme. Ya sen var ya, ya sen hani o suratında gülümseme var ya senin. Sen konuşacak. O senin o suratında gülümseme var ya o kadar sahte ki konuşacak, kardeşim. Bir ben bunu hissediyorum. Konuşacak ben bir insan olsan. Ben senin ne kadar uzat, yanlış bir adam olduğunu da görüyorum uzat zaten. Konuşacak bir insan. Uzatmaya hiç gerek tamam, yok. Şey ya adam buradayken Serhan'cım diyorsun. Tamam mı? Adam buradayken Serhan'cım diyorsun. Tamam. Adam gidiyor hemen direkt. Ya bir şey diyeceğim beyler. Ben tamam. Serhan'ın burada tesbih sallamasına karşıyım. Ya oğlum yüzüne de söyledim ben bunu. Tamam, sıkıntı yok. Ama adam gittiğinde senin ses tonunla o geldiğindeki hayır, buradaki ses asla, tonun bir asla, değil. Asla asla. Ben şunu bir söylüyorum. Değil. Benim adamın kişiliğine en ufak bir şüphem yok. Adam kişilik olarak ya on numaradır. Ya sen zaten kişilik değerlendirebilecek tamam, bir tamam adam değilsin. Tamam. Senin de sohbet etme seviyen olsa karşımda oturup sohbet etmesini bilirsin. Anladın mı? Şu yok hareket yok yani. Bu bak, uzatmaya gerek yok. Konuşmayı bilmeyen insan fiziksel özelliklerini ön devreye koyan. Anladın mı? Uzatmaya hiç gerek yok. Bence de. Sus. Emreciğim. Bu adam Serhan'ın arkasından konuşuyorsa bir sonraki gün ben o evden gittiğimde benim de arkamdan konuşur. Teşekkür ederim. Sen de arkadaşların yanına git ama tüyo verme. Yoksa kendine kötülük edersin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gitsin de ondan sonra söyleyeceğim. Bakıyoruz. Hepsi doğru. Şöyle bir evet dönüyoruz efendim. Kendinden de emin. Tabii tabii. Ama şu an böyle bizden karıştırıyorlar yalnız ha. Daha hızlıydı. Yanlış var mı? Yok. Tamam. Yanlış yok. Tebrikler çok aa da hızlıydı. 7'de 7. Ama kendisi yaptım duymasın. O zaman şey ve çok sessiz yaptım bir insan ya. Geldiğinden beri sessiz. Çok sakin. Zaten buraya geldiğinde de zekice. Pardon, çok sessiz bir insan. Ağırlığına göre çok hızlıydı. Çok sessiz bir insan mı? Hah.
Daha da telaşlısın istiyorsun. Hayır, onun öyle şey ya. Sen çok geçen gelenle karıştırdın. Evet. Ne yok? Becerikli geçen yani. Ben biliyorum zekilerine konuştuğumu. Sen dün ona zaten Demet da... görür görmez yine zeki demiştin. Çok zeki. Onun zekasını fark ettim. Zekası olsun olacak onun ya. O enteresan. Şimdi. İtici bir çocuk. Aynı fikirdeyim ben de. Ne dedin Ayça'cı? Zekası olsa ne olacak? Çok itici bir çocuk. O çocuğu görünce hiç böyle çok... Sinir oluyorum onu görünce gelmedi. Ya. Hiç itici gelmedi. Dün de biliyorsunuz orada tartışma yaşadım onunla. Yani. Senle muhatap olamam. Ben de senle muhatap olamam ki sen kimsin? Sevmedin o çocuğu. Bu kadar sertleşildi mi? Tabii çok dün tartıştık biz. Çok beyefendi davrandı. Hatta Ayça'cığım sen kendisi dedi. Ama öyle bir kelime. Yani genelde çirkin bir laf tabii de. Neyse anladım senin kinini ne dedin. Yani hiç sevmiyorum. Ve benim ismimi de bilerek koymadı. En son benim adımı koydu. Zeki giderken gitsin dediniz. Öyle bir şey dedi oradan giderken. Sonra bana baktı güldü. Ben de gitsin dedim. Siz bir şey dediniz de gidiyor. Böyle de var. Efendim şey oldu. Biraz önce bana yapılan hareketi görmedin mi? Ben ona şey olmadım. Ben o çocuğu sevmiyorum arkadaşım. Ben bayılıyorum. Bilemem o senin problemin. Git ayıl bayıl beni ilgilendirmez. Ben sevmiyorum bana yani. Bana daha kötüydü bence. Tabii onu tabii. Söylüyorum. O senin Selena'nın tesbih muhabbeti şaka. Daha belirgin bir hareket. Ama sert. Daha böyle bir o kütünden tesbih. Evimize. Mesela tabii. Ben senin ismin en son konu olduğunun farkında bile var mı? En son beni koydu. Tesadüf de olabilir ama bu. Şöyle söyleyeyim. Tabii. Battı gibi göründü ama beni acıtmadı mesela bugün. Benim aklımda daha fazla yorum yapmasın. Tamam. Bence de hayır şunu yapmayın. Yapacak bir şey yok. Adam dinlemeyi bilmiyor. Gereksiz. Adam ama dinlemeyi bilmiyor. Ben seni sıkıntı çok bu. İyi anlıyorum onu da anlıyorum. Ya Allah seni anlıyorum ya. Çok. Ben geldim hatta. Ya ben bir şey ifade ediyorum. Anladın mı? Arkadaşlar. Biraz adam istedim. Geldi. Nasıl geçmiş? Testes evet adam kim geldi. Kim gitti? Erdem? Fena diyorsun ha? Sorular hiç bilmediğimiz yerde. Bilmiyorum. Tanko. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. İçinden geldiği gibi cevaplar. Hadi bakalım. Abi. Elimi de şuraya silerim. Arkadaşlar. Terlemişsin bayağı. Çok terledim ya. Öyle sıkıştırdılar ki. Ne yapacağımı bilemedim. Tek ama taraftan çözdüm. Gelmiyor değil mi? Ama bunun. Tekten gelmiyor sorun. Tek bir kişiden gelmiyor yani. Bunu bir de görürsün abi. Bu ben zor olmayacağım. Sadece. Ha Erdem. Efendim? Bu tarafı da olacak bunun. Yani sadece o tarafı olmayacak. Bu tarafı da biz olacak. Biz de soru soracağız tabii ki. Yani. Gelecekler. Ya kim geliyor? Nasıl ürküttüyseniz adam dövüş pozisyonu aldı. Olur mu canım? Şöyleydi o da öyle gözükmüş evet, oradan. Yoga pozisyonu daha iyi be. Om diye gelseydin. Hoş geldin. İsmini söylemiyorum. Bunun bir nedeni var. Peki. Kızlara ipucu vermek istemiyorum. Çünkü bugünkü oyunumuz isimlerle ilgili. Harikaymış. Sakin olun abi. Evet ben sakin olayım. Anladın mı zaten? Anladın mı? Ama yani şey oluyor. Öyle o kadar yapmacık hareketler bana geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bak, hala benim hakkımda konuşuyorsun. Hayır hayır şöyle. Arkadaşım, benim senin adın geçti mi kardeşim? Bir saniye. Benim bir adımdan saniye, konuşuyorsun. Lütfen. Senin adın saniye. Geçti mi burada? Adının geçmesi önemli değil. Benim için ben konuşuyorsun. Ben farklı bir şey söylüyorum. Duyuyor benim musun sen oradan beni? Duyuyorum tabii ki. Bunlar ters tamam, laflar. Arkanda dikkatli seç. Duymak anladın istemiyorsan yapmayacaksın. Dikkatli seç. Arkadaşlar. Duymak istemiyorsan yapmayacaksın. Ya bir dakika. Sen kimsin ya? Bir saniye müsaade edersin. Ya bir saniye evet. Ercan sen de sus. Sen tamam. Ağa mısın paşa mısın? Her şeyi sen mi belirlersin? Tamam. Sen paşa geldiğinden değilim. Beri her şeye bir yorumum var. Her şeye bir muhalefetim var. Sen, var tabii ki. Sen nesin ben ya? Emre'cim tamam. Bir fikrim olacak. Sen bir bireysin ama söyleyeceğin yerlerde konuşabileceğin yerlerde konuş. Bir saniye izin bir dakika bir şey söyleyeyim. Bak söyleyeyim. Unutma. Yani, bir saniye ona da aynısını söyleyeceğim. Evet bir ya. Bir saniye. Adama bakar mısın bir saniye, ya? Saniye, sakin bir saniye ol. İzin var bana. Evet. Lütfen. Lütfen. Ne oldu ben muhabbeti kaçırdım ya. Bir saniye. Sıkıntı yok. Tamam. Ya üzerine, sıkıntı yok diyor bak. Üzerine konuşacağız. İkinize de söylüyorum abi. Benim için sıkıntı yok. Sen sıkıntı olacak bir adam değilsin. Bir şey söylüyorum abi. Bir dinle. Sen de bir dinle abi. Birbirinize hakaret edecek şekilde konuşmayın. Öyle, bir saniye abi. Sıkıntı var mıydı bir saniye. Benim? Hiç problem yok. Bir saniye yok. Bir şey söylüyorum. Kızlarımız burada, resimler burada, isimler burada. En hızlı bir şekilde. Önlere mi koyacağız? Aynen. Hadi bakalım. Okey. Süren baş. Bir şey söylemiyoruz. Siz de çok kopya vermeyin, havalara girmesin. Eğer birçok kişi doğru bildiyse en hızlı olanı birinci seçiyoruz. Kaç saniyede yaptım?
İçeriden tutuyorlar, kronometre çalışıyor. 100 kişi var biliyorsun bizim için çalışacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bol şans, içeriye selam. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki adayı bekliyoruz. Kopya vermezsen kendin için iyi olur. Peki. Evet, onu yollayalım da sonra yapalım yorumu. Tamam. Çok hoş ya, tabii. Çok hoş da ya, yani. Çok hoş da. Her şey çok güzel. Odaklanmış, çok hızlı oldu. Çok doğal. Kuşturu kuşturu. Evet. Yani kendini kaptırmış yarışmaya, kaptırmış. Senin istediğin süratte miydi? Sen yavaş buluyorsun ya erkekleri bazen. Şöyle, onu anlatamadım. Biraz önceki arkadaşımız kendi ağırlığına göre o ağırlık çerçevesinden çıkmayarak hızlı oluşu benim dikkatimi çekti. Evet, önemli. O güzel. Demek ki ağır kanlı değil. Değil. Ama kendi stilinde hızlı olması benim hoşuma gitti. Bir ikincisi, biraz önceki arkadaşımızın da... Barut gibiydi. Hmm. Hayır, değildi. Onu da sempatik buldum, nezaketli buldum. Hayır, hızlıydı ama daha çok. Şimdiki gelen. Evet. Zaten çok nezaketli. Bildi. Bakıyorum. Ne diyorsunuz? Doğru değil mi? Evet. Doğru, bu taraf da doğru. Benim ismim. Hangisi? Hangisi? Yok, Ayça burada. Ceyda burada. Tamamdır. Hepsi de iyi. Hayır, doğru doğru. 7'de 7. Doğru doğru. 7'de 7. Hepsi de doğru. Hı hı. Ve en hızlısı buydu bence. Tankut, ne yaptın? Ne bileyim abi, yaptım işte. Elimden geldiğince yaptım. Ben enerji balon patlattım, başka bir balon daha çıktı. Sen geldin, artık üstad sensin. Şakalarımızı aç, ağırı yükselt. Vallahi biz böyle enerjisi yüksek gönder ha. Şişt, bitti mi oğlum bu? Ercan? Efendim, Tankut geliyorum. Bitti mi bu? Yok, geliyorum. Bir şey, olay çıktı sen yokken, o yüzden geldik buraya. Geleceğim oraya. Sen bırak Tanzan. Çok baştan anlatıyorsun. Hiç bence girme. Siz aynı başarıyı gösterebilecek misiniz? Ay, hayır. Ben iki tane güveniyorum. Ya ben kendime güveniyorum. İki tane. Aynen. O da zaten tane. Yaş grubu. Ciddi misin? Gider o zaman ben yani kendim birinci ilan ediyorum şu an. Ben iki tane, iki tane, o iki tane, o iki tane. Ne düşünüyorsun? Yani çok fazla kale almadığım kişileri hatırlayamadığımı düşünüyorum. Şimdi bakalım kim gelecek efendim. Melih. Bak gördün mü? Melih'in işte, en ayağına birbirine girecek işte şimdi. İşte evren böyle bir şey. Nasıl tam geleceğim acaba? Tam en büyük iş gelince. Sadece sakin ol. Evet, bakalım kim geliyor? Bugün erkekler pek mi nazlı geliyor değil mi? Evet. Niye böyleler bugün ya? Enerjilerimi düşük. Ne oldu? Dün de öyleydiler bence. Merhaba. Nazlı mı geldiğinizi nasılsın? Duydum ya. Öyle nasıl? Mi duydum? Nazlı geliyormuş. Ve evet, biraz Nazlı yani gibi geliyorsunuz kapıda. Bilmiyorum ki. Öyle yollarınızı gözlüyoruz. Vallahi herhangi bir naz yok henüz. Biz gayet öyleyiz, keyifliyiz. Belki. Bak, 7 güzel kız. Evet. 7 tane isim. Tanıştınız dün. Evet. Onlar size geldi, siz onlara gittiniz. Hatırlayabilecek misin? Hangisi, adı ne? Hangisi, adı ne? Böyle bir oyun oynuyoruz. Alacaksın, isimleri önlerine koyacaksın çerçevelerin. Tamam. En kısa sürede yapman senin için en kârlı olacak. Tamam. Hazırsan başlıyoruz. Başlıyorum. Tabii. Vakit nakittir, vakit nakittir. Bitti mi? Boşaldı mı sepet? Boşaldı. Muhteşemsin. Güveniyor musun kendine? Doğru yaptım diyor musun? Yani isim hafızam iyidir. Kimse kimsenin arkasından konuşmuyor kardeşim orada. Kahvaltı yapıyoruz. Durdu durdu dedi ki, ya beyler dedi, ben dedi işte Serhan'ın dedi tesbih çekmesinden rahatsızım. Durduk yere. Durduk yere ya, hiçbir muhabbet yok. Yarası mı varmış? Tesbih yok, bilmiyorum ki. Kocunuyor mu? Abi işte insanlar bak bir şekilde prim yapmaya çalışıyorlar, anladın mı? Yani orada yalnız herkes prim yapılacak aynı, adam herkes var, onunla aynı fikirde olmak zorunda sanki. Kimine göre bazılarının üzerinden prim yapılabilir diye düşünülebilir ama bizim sıfatımızdaki adamların üzerinden de prim asla yapılmaz. Biz yaptırmayız, insanlar yaptırmaz, sen yaptırmazsın. Demek ki bir şeyleri karşılıklı verebilmişiz. Abi benim zoruma giden zaten hani... Sen de bendeki o elektriği almışsın ki... Benim olmadığım yerde beni savunabiliyorsun. Benim tesbihim hafiftir ama gölgem ağırdır. E sen de bunu elbet öğreneceksin. Hoş geldin dostum. Şey yok ya. Onlar da biraz rahatlamış gördüm onları da, değil mi? Bir ortam öyle bir yükseldiği zaman bazı ısırıcı laflar insanı o tarafa getirebilir. Senin için de geçerli, benim için de geçerli. Ben çok sakin davranırım ama söylediğim laf o kadar ağırdır ki. Sen bu sefer yükselirsin. Herkesin tepkisi ayrıdır.
Emre. Emre seni çağırıyorlar. Bu isabet oldu belki de. He. Kafası da Emre de biraz kafasını dağıtsın. Herkes bir rahatlasın. Evet abi, bir çay için şöyle kendinize gelin. Tabii abi. Zaten konuşmayacağız. Ne yapacağız abi? Bunu başka türlü olacak işte ki bu ya. Emre, bu konuda sana güveniyorum. Bence sakin. Sakin ol. Evet, yok. Yani sorular üstesinden gelir o. O da nazlandı. O da nazlandı. Çok gel uzaktan artık geliyorlar tabii. Koca yo, bahçeye orada geçiyorlar. Kim geliyor ki ya? Orada mı görüyorum? Orada görüyorum. Gölgesi var. Gölge var. Yarışmacımız gelsin. Sonuncu mu? Cilveli mi çağırsak, ne yapsak? Buyurunuz efendim. İsim söylemiyorum artık, sen ismini söylenmesini bekliyorsan. Evet. Söylememe nedenim var, onu sana açıklayayım. Çünkü bu merhaba, bir isim yarışması. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızları tanıyorsun artık az çok. Resimleri burada. Onların isimlerini, doğru ismi, doğru resmin önüne koyman gerekiyor en kısa sürede. Şimdi hazırsan, süre çok önemli. Doğru bilen arkadaşlar var çünkü. En kısa sürede bilen kazanacak. Al bakalım sepet sende. Başlıyor muyum hemen? Hazır mısın? Böyle bir düzenleme yapayım. Eyvah, öyle yok. Hadi bakalım. Orada kafada düzenleyecek, tık tık yerleştirecek. Diğerlerine o şansı vermedik. Tamam mısın? Doğru mu yanlış mı bir şey diyemiyorum sana şimdi. Sen gittikten sonra kızlarla bakacağız biz. Tamamdır. Kolay gelsin. Kızlar da sizin eve gelecek. Unutma aynı yarışmayı oynamak bekliyoruz için. Bekliyoruz. Size de kolay gelsin. Tamam. Görüşürüz. Selam. Görüşürüz. Dur bir şey deme. Dur bir şey deme. Aha, bir elime bir şeye bakacağım ben. Neye bakacağım? Bir şeye bakacağım. Dur. Çıksın yarışmacımız, aramızda konuşalım. Söyle bakalım. Bakacağım, benim ismim doğru. Hadi koş bak. Doğru koydu, doğru. Yavuklusu. Abi. Doğru koydu. Doğru mu? Doğru koydu çünkü şöyle baktığın zaman. Doğru, doğru. Zaten herkesin. Doğru. Ne bileyim hani heyecanlanır, beni görünce falan koymuş. Herkes tamam. Evet, beni görünce heyecanlanır belki ondan. O da doğru bildi. Son erkek yarışmacı da doğru bildi. Kızlar beni utandırmayın. Ay abi. Aynı şeyi siz yapacaksınız. Ben söyleyeyim. Ben utandırabilirim. Ben de. Çok üzüldüm. Yani Seda'm kesinlikle. Hiç güvenmiyorum. Ben dünkü heyecandan hiç kimsenin ismini hatırlamıyorum. Artık görünce belki bak. Ay, görünce ben belki hatırlarsın. Birkaç kişiyi hatırlarsın, diğer kalanları yerleştirirsin. Şimdi ben bunu hatırladım, bir mutlum deyince doğru. Ben de yüzünü bilmiyorum. Ama şu an seviniyor olmanız evet, gerekiyor kızlar. Çünkü erkekler şak 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 koydu evet, isimlerinizi. Demek ki hepsinin beyninde yer etmişsiniz. Demek ki hepsini etkilemişsiniz. Bunlar çok önemli tüyolar. Aynı oyunu oynamaya ben şimdi erkekler evine gidiyorum. Sizleri orada bekliyor olacağım. Ondan sonra da birincilere o özel ödülü anlatacağım. Çok eğlenceli bir öğleden sonra bizi bekliyor. Sadece o kadarını söyleyeceğim. Mı? Hadi kolay gelsin. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki se kısmetse olur. Kısmetse olur. Bak yüzüne de söylüyorum. Benim Allah'tan başka hiç kimseden bir korkum yok. Pardon, özür dilerim. Hoş geldiniz. Biz de tam sizden konuşuyorduk. Yok, anlarını duydum en son. Ne haber? Nasılsınız? Beyler hiç rahatsız olmayın. Artık beni sık sık göreceksiniz. Ben de evden biri gibiyim. Ama olur mu ya? Aa, yapmayın böyle. Beni mahcup etmeyin. Biz böyleyiz ya. Hoş geldiniz. Evimize geldiniz. O zaman madem ayağa kalktınız, hadi gelin benimle. Yani. Şimdi oyunu biliyorsunuz. Yani, evet. Olmaz oyunu biliyorsunuz değil mi? Ama onlar atar. Gentlemeniz. Şimdi sıra kızları terletmekte. Alın fotoğrafları, gelin. Değil, isimlerinizi söylemedim onlara. Ama ben en azından şey alıyorum. Hayır, çok korktular gözleri. Abi evet, alıyorum seni ama. Abi dur o. Alayım mı? Şöyle diziyoruz resmini. Tabii geri koyarız, merak etme. Baş köşeye resmini. Abi şu. Tamam. Biraz yok yok, hepsini zaten böyle. Yan yana. Yan yana. Öyle değil tatlım. Yan yana diziyoruz bu sefer. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Ben evet. Allah Allah. Kimden duydunuz ya? Duyduk. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak, böyle tutuyorsun. Ya bak, böyle tutuyorsun. Belimi tut, tut belimi. Ben biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Beni çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Ya. Beni sevdiğin kadar şeyini sevmek zorundasın. Galiba değişti. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek iki, üç insan varsa eminim bir tanesi sensin. Kimse kısmetse olur.
evimin bahçesi. Düşünsene. Sevdiğin bir erkekle. Ay. Hamaktasın. Değil mi? Oturacaksın mesela arkadaşlarınla, kimle? Dostlarınla. Duygu Hanım. Oo. Mesela kiminle? Neden ağladınız acaba? Ay çok duygulandım. Murat geldi. Çok duygulandım. Dedim ya Murat Bey'e. Sizi görünce heyecandan ama ağlıyor. Ama ne kadar tesadüflü. Evet, o ne geldi değil mi? Bak yalnız ismi de hatırlıyor. Şimdi benim iki isim dikkatimi çekiyor. O da niye? Yaş ortalaması. Yaş grubum benim. Hani ben bir şey söyleyeyim de... Hepsini hatırlıyorum da ikisini çok karıştırıyorum. Ben de. İki kişi var. Yok benim üç kişi karıştırdığım var. İki tanesini karıştırıyorum. Çünkü ismi hafızam hiç iyi değil. Şimdi çocuklar burada böyle çıkıyorlar ama resimler de belki farklı çıkıyorlardır. Anladın evet. mı? Evet. Şimdi ilk kızımız gelsin mi? Ya, hazır mısın? Hazırız, hazırız. Tamam böyle ters ters bakın da heyecan yapsın. Tamam. Ama bunu söylemeyin. Kilo oynuyorum çünkü. Ben. Bence birazcık beyler süzelim. Çünkü ben dün bir şeyi fark ettim. Biz ne zaman göz göze gelsek bayan adaylarıyla. Heyecan mı yapıyor? Süzüyor. Eller ayaklar titriyor yani. Ben onun farkına vardım. Bir de deplasman heyecan yapıyor. Evet. Bizim evde bakalım bir... hangi gelin adayımız ilk? Koş koş koş. Daniela. 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 Erkekler evine koş. Hadi bol şans. İnşallah havlu kaydını vurarsın, merdivenlerden düşersin. Hadi hadi. Tada. İlk gelin adayı benim. O merhaba. Zaman. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Bak nasıl bakıyorlar sana. Heyecan var mı? İddia var mı? Oyunu biliyorsun. Beyler sizin evde oynadı oyunu. Evet. Bu konuda biraz şanslıyız galiba. En azından oyunu biliyorum. Tamam. O yüzden ben bir de anlatmıyorum. Zaman önemli. Başla zaman bakalım. Zaman önemli daha. Bence de. Yapmayın da çakmasın davayı. Tamam. Nasıl? Sence yapabildin mi? Onları tam görünce... emin değilim. Değil misin? Umarım yapmışsındır. Sence kimden emin değilsin? Neyse dedikodusunu arkasından yapalım. Bakarız isimlere şimdi. Daniela seni yolluyorum. Birinciyi size gelip açıklayacağım çünkü. Tamam. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Beyler bakalım. Bakalım. Hadi gelin bakalım. Bir de bu da sizde şimdi olsun. Sizin ama ben aday değilim. Ben Louis'e varacağım programın sonunda. Belli benim ki. Dediğimiz çıktı aslında değil mi? Yanlış. Abi burada yanlış. Şurada evet, evet, ya evet. Bayağı bir dediğiniz sizin var. Dediğiniz çıktı. Yani, bayağı bir yanlış yok aslında. Evet. Bak bize geçmiş oldu. Birinci yanlış. O kadar mı? Evet. O zaman iki yanlış. İki yanlış. Emre iki yanlış. Peki. Zaten otomatik olarak iki yanlış. Tek yanlış yapma lüksü yok. Tabii bir yanlış yapınca iki yok. Ele veren var ya bu gülümsemek yani başka bir şey değil. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl geçti? Yani kendimce iyiydi ama... Heyecanlılar sanki biraz biliyor musun? Onlar mı? Evet. Acaba ismimiz yanlış mı koydu falan? Acaba hangimizinkini hatırlıyor, hangimizinkini hatırlamıyorlar diye çok heyecanlılar aslında. Bir de ben Emre'ninkini unutuyormuşum ne gülerim ha. Yok abi. Unutmazsın diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bildin mi hepsini? Yani kendimce aslında bildiğimi düşünüyorum ama bir iki yanlış yapmış olabilirim tam emin değilim. Kim? Duygu. Duygu. Ay inanamıyorum. Ay heyecan yaptı, geçemedi. Bir enerji oldu. Enerji oldu. Duygu'nun ismini yanlış koyan oldu mu aranızda? Yok. Siz ismini söyleyebilirim oyun bitti. Evet. Hoş geldin Duygu'cum, oyunu biliyorsun. Evet, erkekler, biliyorum. Erkekler siz daha şanslısınız. Çünkü onu evet. Düz dizdik. Süreyi biliyorsun, hı-hı. Aranızda yarışıyorsunuz. Kutu burada, beyler tamam. Burada, resimler burada. Tamam. Hadi bol şans. Sesleri duyuyorsunuz değil mi Efe?
bilerek mi çalışıyor? İsim mi yok? Bence yapamayacak arkadaşlar. İsim yok diyor. Bütün isimler orada. Tamam. Doğru. Doğru mu değil mi? Sen gittikten sonra biliyorsun. Karar vereceğiz. Şimdi sen kızlar evine git. Ben yarışmalarınızın birincisini açıklamaya geleceğim. Bakalım beyler hadi gel. Tamam Kanay gel. Hangi isimleri doğru bilmiş? Önce bir ona bakalım. Biz yorum yapmayın. Bir. Bir doğru bildi. Üç doğru. Doğru. Üç doğru. Kapatın şurayı. Dört doğru. Evet. Bir, iki. Yukarıdan kopya çekmeler falan olmasın. Dört doğru, üç yanlış. Serhan, senden ne haber? İlk kimin ismini koydu? İlk kimin ismini koydu? Tankut. Tankut'un ismini mi ilk koydu? Ben çok onu tanıyorum. Senin adını var ya, kimse yanlış söyleyemez zaten. Ben sana söyleyeyim. Yok, zor, evet. Yani öyle bir dünya yok. Tankut. Evet, E'ler çok yakın. Değil mi? E'ler, canlar. Bir de canlı, hanlı, anlı soyadı. Kafiyeli, isminin son doğru hecesi kafiyeli olan çok fazla i̇şte isim var. İşte Erdem, aramızda. Emre, E'ler yakın onlar. Bir de Duygu'nun bir özelliği var. Hani o hep kendi yaşına yakın adaylar aradı ya. Ercan. Önce onun için. Yani o yüzden Ercan, içeride Ercan konuştuğumuzda ben dedi bu yaşıma yakın adayların isimlerini daha şey ezberledim dedi. Yaptın mı? Yanlış yaptım bence. Değil mi? Ama ben size söyledim zaten aklımda. Benim iki isim var. Şeyi merak ediyorum. Oradaki ortam nasıl? Gergin güzel mi? Çok hayal çok. Size bir şey söyleyeyim mi kızlar? Sana çocukları, söyler hayır, Duygu Hanım. Biz çocukları burada sert karşılıyoruz ama ben kendi adıma konuşayım. Ben sert değilim ama çocuklar kendi evlerini çok sıcak karşılıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç de beni sıcak karşılamadılar çok kendi rahatım evlerinde ama. Hatta ben Seda Hanım dedi ki çok dedi volümlü bırakıyorsun. Onu oraya koymaya çalışıyorum onu oraya falan. Çok rahat karşılıyorlar. Peki görevini tamamlamak için sırada hangi gelin adayı var bakalım mı? Bakalım. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Hep beraber bakalım gerelim ortamı. Ayşenur. Ayşenur. Hadi bol şans. Ayşenur. Ayşenur. Ne kadar şanslıyız bakalım. Giderken beyin hafızan gitsin inşallah. Aa. İnşallah senin de. Yo. Benim gider ama bir tanesi kalır. Gelen hanımın adını hatırlıyor muyuz? Artık söyleyebiliriz. Ayşenur. Foto mu? Namı diğer? Patron. Patron. Namı diğer patronuçe. Merhaba beyler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çay kahve mi içiyorsunuz? Ben gittikten sonra ne yaptınız? Biz evet portakal sularımızı içtik. Tazesi mi? Yok değil. Peki meyve suyunuz işte afiyetler olsun. Oyunu biliyorsun. Ben biliyorum evet. Yakışıklı beylerimiz fotoğrafları ve isimleri. Okey. Onlar düz dizdik sizler için. Hadi hızlıca bir koyup geçelim bakalım. Süre de önemli. Bu mudur? Evet, okay. Hızlıydın da fena değilsin. İyi miydim? Aslında hiç isim hafızam yok. Yani çok zayıf isim hafızam. Orada endişeliydi çok. Ama bilmiyorum yani. Ya bir iki tane karıştırdığım var. Bilmiyorum, emin değilim. Peki son karar mı? Değiştirme hakkım var. Değiştirme şansım yok. Maalesef. Geçti artık işte. Artık geçti. O zaman seni hemen kızlar evine teşekkür alalım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Oradan bekleyelim bakalım. Ben merak ediyorum. Hı? Bence hiç gitmeyin. Direkt söyleyeyim ben. Dur gitsin de öyle duymasın. Altını çizdi yalnız. Ben sana söyleyeyim. Ooo hepsi yanlış ya. Hepsi yanlış. 7'de 7. Bak işte olay bu abi. Gitmeden yakalanıyor. Peki adamın ayrı başka. Yani yakalanıyor. Emin değilim ama bilmiyorum. İyi bir şeyler yaptığımı düşünüyor musun yani? Düşünüyorum. Yani çünkü şey böyle isime baka yaptığım gibi ama bilmiyorum. Çok hızlıydım ama. Yani peki, 5 saniyede bitirmişimdir işimi. Peki bir şey söyleyeceğim. Şey nasıldı? Seni karşılamaları, tavırları güzeldi. Çok güzeldi biliyor musunuz? Aa. Yani girdim, bakışlar güzeldi. Sonra bir süzdüler falan. Ben de merhaba beyler dedim. Geçtim. Hemen yaptım. İşte çıkarken de hepsi yanlış dediler. Yanlış mı koymuşsun? Yok o ara bir şey yapmış. Şaka. Küçürge istiyorum. Bir ben şaka. Senin doğru koyduğun kişiyi çok merak ediyorum. Ben getireyim şu küçürgeyi. Doğru koyduğun kişiyi çok merak ediyorum. Sen senansın. Demet. Koş bırak. Onunla gitsene Demet. Demet temizlik yapıyordum de. Temizlik yapıyordum. Demet geldi tam da merak ediyorduk.
Merhabalar Cümlete. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demet'cim hoş geldin. Nasılsın? Çok şükür sizleri sormalı. İyiyiz. Oyunu biliyorsun artık sen. Teşekkürler. Bak bir isim hafızam zayıf diyordun. Şöyle bir bak bir yüzlerine. İsimler burada. Fotoğraflarına çok benziyorlar zaten. Gel. Güven kendine yahu. Belli olmaz ilham gelir. Yaptın mı? Galiba. En azından hızlıydın. Doğru teşekkür ederim. Kolay gelsin. Baba. Sana canım. Selam şok, söyle. Şok şok. Bir dakika dur hemen yorum yapmak yok. Aa. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Ya açık yok, konuşayım. Hepsi yanlış değil oğlum? Ben bir, en çok buna şaşırdım. Bir, iki, üç, dört. Doğru. Doğru. Üç yanlış. Ayşenur Bamya sever misin? Ayy. Hiç sevmem. Sever misin? Ötekisin ama hiç sevmem. Ama Bamya değil bu biliyorsun. Ucunda bir şey var. Ceyda geldi. Ceyda. Ceyda Bamya. Şey yemek yapıyordum. Hayır. Yemek yapıyordum. Çağırdınız bir koş. Hayır. Beni bamyayla yakaladınız. Hoş geldin. Hatırlıyor musunuz ismini? Ceyda. Evet. Ya Ceyda. O ne yavrum? Bamya. Bamya ne? Niye bamyayla geliyorsun buraya? Ya tam elimde bamya şey oldu. Yapıyordu. Bamya... Görevin ekranda belirlediğinizde evet. Bamya yemeği mi yapıyorsun? Aynen böyle yakaladınız ama kurtlu çıktı yani. Az önce bamya yapamayız, elli yemem, yiyemem diyenler vardı evde. Var, 2-3 kişi var. Onlar. Ne yiyecek onlar? Taş yesinler onlar. Taş yesinler. Mesela kocam bamya sevmiyor. Hı. Ya yemesin. Taş yaparım ben yine, ben yerim canım. Ben bamyadan nefret ederim. Görmeye bile dayanamıyor çünkü şimdi bamya, şeftali, tüylü sebzelere, meyvelere alerji olan insanlar var ya böyle bir huylanır. Eve alır mısın illa? Git annen de ya Allah Allah. Annem izleyince de bayağı hak verecektir ya, yani ne kadar ya. Doğru söyledim ya. Hiç yemiyorum yani. Görmesin diye. Bamya çok mühim yani. Ne bileyim dolapta da bamya var. Ver o bamyayı sen. Kurtlu ama. Koy cebine koy, bamyayı cebine koy. Hayır. Kurtlu. Ne? Kurtlu. Bak. Yine Tankut. Teşekkür ederim. Centilmen. Aslında bizim eve yeni pet abi. Aa. Onların Louis'i var. Bizim Bambi canavarımız var. Bir şey söyleyeceğim. Öldürme. Öldürmem canım. Çiçeğin dibine koy. Aynen öyle. Ya Tankut hiç öldürür mü? Ya dur ne yaptınız ya? Bahçedeki çiçeğin dibine koy takılsın ya. Yazık. Yok ben ona bir tane yuva yap. Güzel böyle şey. Ekolojik bir yer ayarlayalım ona. Bak ciddi söylüyorum bahçedeki ağacın dibine koy. Yuva verelim bir tane. Dur çekimden sonra yaparız. İçine girsin. Hazır mısınız? Tabii onu güzel ona şey yaptık. Ekolojik bir yer. Sizin Louis'iniz varsa beylerin de kurtları var. Adını kurt ne deyince koyalım, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi ya, sebze kurdu yani. Hani böyle bir kurttan bahsediyorum. Tankurt isim koyadı. Ne diyeceksin ona? Ben koymam. Bir şey. O zaman onun adı Tankurt oldu. Başka bir şey olsun. İyi o zaman. Yarışmadan sonra karar verin. Hazır mısın? Tankurt. Hani. Çok güzel isim. Tankurt. 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 Güzel. Tamam. Tankurt. Ama bakacağım her gün yaşıyor mu diye. Tabii. Bir şey söyleyeyim. Hepimiz bakacağız canım. Evimizin kurtu. Biz yarışmayı yaptıktan sonra bakacağız. Can candır ya. Başka. Hazır mıyız? Hazırız. Başla Ceyda. İsmini söyledik ya. Ay, eyvah eyvah eyvah. Fark etmemiş. Evet. Wow. Bitti. Diyorum yok. Yok ben şey. Tedirginlik ve heyecan mı arıyorum yerine? Ayça. Ayşe gitmedi. Sen gittin mi? Ay ne konuşuyorsun? Mehtap eksik kaldı. Mehtap kendi kendine konuştuğu için kimse duyamıyor. Aa Mehtap sen de Allah aşkına. Kızcağız orada yaptı. Geldin dizimizin dibine oturdun yapıyorsun ha. Bitirmedi mi o şeyi? Evet Mehtap o yaptın. Ayıp ama yani. Ama sohbet ediyorum orada ya. Rahatsız oluyormuş. Ama hayatım işte kesinliyor ben. Gel tüylerim vallahi bile kalkıyor. Ama konuştuğumu kaçırıyorum bu seferde. Ay şey yapıyorsun hani. Ya böyle dağdan insan kovar gibi yapıyorsun. Hem ortamınızı kaçırıyorum benden ayrı sonra tek başına konuşuyor diyorsunuz ya. O zaman tek başına da yani ben orada sohbet ederken getiriyorsun bizim dibine. Ne yapacağız bamyayı temizlemek ben için de ne sana... yapayım ayrı mı kalayım? Merak etten ölüyorum burada sizinle konuşuyorsunuz. Tamam ben de sana sevmediğim bir şey aynısını yapacağım ödeşeceğiz. Çok yanlış. Ay ödeşeceğiz, göreceksin. Bilinçli ama unuttu şu an, bilinçli ya. Yapmadı ama ya. Ya şimdi bir saattir sana ya. Söylüyorum. Hayır yani ve yanlış ben kalktın, yani. Ben de unuttum, niye kalktı dedim şimdi. Ya ben de aynen vallahi şok unuttum. Olabilir yani, hatayla insan ölüyor. Ya bilinçli tamam, yapmadım diyorsun ama hala devam ediyorsun. Tamam.
Meraktan öleceğim yani. Burada laf kötü laf. Oldu kız. Ben Duygu'nun çok tepki verdiğini düşünüyorum. Tabii ki fobisi olabilir. Benim de böceklere karşı fobim var. Fakat ben ortamdan kaçıp çığlıkları atmıyorum. Böylece her ne kadar eyvah diye çığlıklar atmasına rağmen Ceyda da 7'de 7 yaptı. İki tane birincimiz var. Hızlı olan kazanacak. Aynen. Hızlı olan kazanacak. Bir de son iki adayımız kaldı. Bana ben Ayça, en iddialımız Ayça'ydı değil mi? Dövmeli olan. En iddialımız Ayça. Ayça daha gelmedi. Ayça tak diye koyarım diyor zaten. Ben onu merak ediyorum aşağıya. Kazıdım diyor. Allah. Tabii, tabii. Ona öyle bir bakış atalım ki böyle aklın şaşırsın. Şaşırsın. Ya da bilmiyorum mimik. Hadi ya gelin şu resmin yerlerini değiştirelim. Bence biraz yer değiştirelim. Onlar söylüyorlar. Baştaki şu, oradaki bu. Birbirlerini söylüyorlar. Söylediklerini zannetmiyorum. Çünkü onlar da kim farkı ya. Onlar kaşları karıştırıyor. Kızlar da ben evet ben de sizden şüphelendim. Erkekler daha mı böyle bir kanka durumundalar çünkü. Ay çok terledim ya. Anlat hadi ya. Duygu anlatmıyor. Sen anlat bari. Şuraya otur ya. Hayır. Ne yaşadın? Ne yaptın? Nasıl oldu? Anlatamam bir şey. Mümkün değil. Anlatamam. Mehtap! Mehtap! Yürü! Mehtap! Yürü Mehtap! Ver. Devrediyorum görevi sana kanka. Gidiyorum. Kim geliyor? Mehtap. Mehtap. Evet. Muhasebeci. Hop yavaş. Nazar yapacaksınız. Bak 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 bak. Bugün nazar yaptık yalnız nazarı. Her şeyi biliyor. Sanki doğru kızı. Hoş geldin Mehtap. Merhaba, hoş bulduk. Hepinize merhaba. Sen kendine güvenmiyordun o kadar. Değil mi? Dünkü heyecanı atlattım. Bugün iyiyim. Herkesin yüzüne net bir şekilde bakabilirim. Bravo. Evet, güzel. Evet, İlk gün heyecanı vardı. İsim konusunda da biraz tedirginim diyordun. Hala. Ciddi misin? Evet. Neyse. Sen muhasebecisin ya. Karıştırma değil mi ya? Rakamları evet. Rakamları hesapları karıştırırsan bu iş biter. Hafıza. İflas eder adam. Hani bahsetmiştiniz ya özel hayatta karıştırıyor musun muhasebeyi evet. Diye. Özel hayatta hep kaybediyorum. Hadi ya. Evet. Neyse, özel hayatın muhasebesini tutamam. Daha çok gençsin. İnsanları o kadar sorumlu. Çözemedim. Özel hayatta muhasebeyi tutabiliyorsun. Hayatta bence kayıp yoktur. Tecrübe var. Evet demiştim. Ya da tecrübe yenilen kazıkların maddi bileşkisidir. Maddi anlamda evet. Evet. Maddi hangisi? Anlamda sormuştum. Hangisi uyarsa. Peki al hadi bakalım. Oyunu biliyorsun. Resimler burada. Startı verelim Mehtap'a. Çok bahsedildiği için. İnanın hatırlamıyorum. Bunlar sadece hatırladıklarım. Bir tane biri vardı ya. Öyle ukala ukala. Yorumlu isim koymaca görevi. İyi gidiyor ya arkadaşlar. Aynen hepsi doğru. Yorum yapmayın, yorum yapmayın. 15'te 8 yanlışım var. Yanlış Sipane. Olmuştur. Kusura bakmayın isim tutamadığımdan. Canım, özellikle birini hatırladığım için. Bizim kahvekemiz bir şey yok. Doğru. Sen doğru. Isimleyeceksin. Dün hiçbir şeye dikkat edemedim zaten heyecanlı. Çok heyecanlıydın. Olsun evet. Daha çok vaktimiz var. Hadi olsun, alalım seni evine de. Şöyle rahat rahat arkandan koşalım. Hoşçakalın. Çok hepsi yanlış. Ya şimdi yorum yapmayın. Neyse şaka şaka. Teşekkür ederiz. Evet. 9 yanlış. Yanımda durur musun lütfen? Yalnız. Bir dakika bakalım. Bir dakika bir dakika. Hemen almayın. Hold it ya. Bekle. Sayın moderatörüm. 3 doğru 2 yanlış. Ya farkında mısınız? İki defa bir şeyi fark ettiniz mi? Söyle, bir şey bir şeyi yaptığımı fark evet. Ettiniz mi? Dedim ya bu adamın ismi en üstteydi. Evet. Ben Serhan'ı en alta soktum. Evet. Tamam mı? Bu adamın ismini de yerini değiştirince otomatikman o el yanlış gitti. Bence bunu atlamayacaktı aslında da kafası karıştı. Bence ondan değil çocuklar sakal sizi karıştırıyor. Ben size söylüyorum. O resimde de doğru, şu an bence birbirine benzemiyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bence şu an hiç benzemiyorsun. Canlı olarak hiç. Ama resimde andırıyorsun. O başka bir şey. Erkekler neden erkeklerin aldatması gündemde? Neden erkekler hep aldatıyormuş gibi görünüyor? Bayanlar aldatmıyor çünkü acaba? Çünkü erkekler aldattığı zaman bir gün, 10 gün, 1 ay, 10 sene sonra da ortaya çıkar. Ama bir kadın şeytandır, çok nadir, çok az ortaya evet. Çıkar. Bu bir. Kurnaz. İkincisi, insanlar şöyle söyleyeyim, bir erkek... Bap 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 bap. Çok keyifliyim. Beni duydunuz mu kızlar? Yok, özür dilerim, bir kaçırdım. Bir erkek sadece tek kadına ait olduğu hissettiği gün erkek olur. Evet, aldatmaz. Öyle. Bana sorarsanız. Yok, bu fikrine katılıyorum. Ne yaptın? O zaman erkek olur. İyi geçti. Güzel geçti. Ben şu an hepsini çok heyecan yaptım mi? Yalnız kızlar. Bildin mi? Hepsini bilip bilmediğimi sen bilmiyorum. Kaldın. Çünkü gerçekten dün ben isimlere hiç dikkat etmedim. Kaç tane doğru var sence? Emin olduğun kaç tane doğru var? Tankut, Murat. Zaten Tankut'la Murat'ı bizim sayenizde yani, ezberledi. Bunu. Evet, yani ezberledi. Burada çok basit. Emre. Ben hepsini biliyorum. Zaten biliyorsun. Hepsini biliyor. Kula olan Erhan galiba. Çok konuşan carcar soru soran Erhan'dı değil mi? Erhan mıydı o? Ercan. Ben hiç bilmiyorum. Ben tamam, neyse. Ya yanlış olmuş. Erhan diye yani biliyoruz. Erdem var, Ercan.
Ayça. Ben gidiyorum erkeklerin önüne. Ayça önce Emre'yi koy. Ben çok heyecan yaptım şimdi bak. Sen zaten biliyorsun niye heyecan yaptın. Ya biliyorum da isimleri koyamam. Şimdi bir de hepsini yanlış yapıyormuşsun. Yok. Yanlış koyuyormuşsun. Sana yar etmem ki Emre'yi. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Evet. Allah Allah. Nereden duydunuz ya? Duyduk. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak, böyle tutuyorsun. Ya bak, göz tutuyorsun. Belimi tut, tut belimi. Ben biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Ya. Beni sevdiğin kadar çayı da sevmek zorundasın. Kâbı değişsin. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Herkese kısmetim olur. Gel gel gel. Hoş geldin. Selam. Bugün en iyi dal sendin. Ya hepsini şu an o iddia yok. Söndüm bitti yani. Geri alıyorum. Ya işte deplasman böyle yapıyor. Büyük konuşmuşsun Ayça. Bak titriyorum. Biz de. Sizi görünce heyecan yapıyorum ben. Normal değil. Vay değil. Sizi dedim, seni demedim. Ortaya diyorsun. Tabii ki canım. Ben lafımı ortaya koyarım. Alan alın. Peki. Sana sebebini veriyorum. Hazırsan başla. Ay gidiyorum. Şimdi. Yok, evet şu. Yanlış mı yaptım bilemem acaba? Bilemem canım, yanlışlasa doğru da. Şurada şöyle bir rota kaydı şöyle. Sen bir karışma yani, istersen son yarışmacımızla bir yollayalım. Hadi bakalım Ayça'cığım, iddia ettiğin kadar yan evde başarılı oldun mu? Bakacağız. Ya en azından Emre'yi unutmamışımdır. Oo. Değil mi? Bakalım. Olay değişik bir boyut kazandı şu anda. Bilmiyorum. Aa. Emre'den başka hepsi yanlış. Emre yok. Hepsi yanlış. Ha, Emre'ye yanlış yapmış. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Ayça dediğini yaptı. Birinci bu. Kesinlikle Allah birinci. Allah. Zaten şurada elini titretti, onu bile bence bilerek yaptı yani. Birinci bu. Bence birinci olmalı. Birinci bir şey. Senin birincin galiba. O söylediğinden sonra birinci olmalı bence. Emre'nin favorisi belli oldu. Olay ne biliyor musun? Emre'yi unutmamışımdır dedi gitti. Evet. Birinciliği. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir takım bakışmaları. Önemli olan Emre'nin ona karşı olan duyguları. Bakacağız artık. Şöyle bir şey oldu. Kıpraştırmak için biraz hepinizin zamanına ihtiyaç var sence. Peki. Seda Hanım, moderatör sizsiniz ama arkadaşlar benim ağzımdan daha çok laf almaya çalışıyor. Hmm. Sen az konuşuyorsun. Yalnız bir bayanın öncelikle sana böyle bir nezaketen yürümesi. Ama çok hoş bir şey bence. Evet, güzel bir şey. Yani. Yani. Neden biliyor musunuz? Günümüzde hep alışmışlar bayanlar beklemeye, hazıra konmaya. Evet. Evet. Çünkü erkek siz avcılığı seviyorsunuz. Tabii. Medeni cesaret bence. Burası öyle bir yer değil çünkü. Hoşunuza gidiyor mu? Bunu ben ciddi olarak, yani bir kadın güzel olarak bir şey, soruyorum. Tabii. Ben beğendiğim erkeğe gitsem, o ilgimi belli etsem, hoşuna mı gider yoksa hafif kadın gibi mi görülür? Hoşuna gider. Hoşuna gider. Gider. Hoşuna gider. Dozu önemli. Bence dozu ben, diyor bak. Tabii ki dozu da önemli. Erkekler ne düşünüyor acaba bizim hakkımızda? Ay şu kıza bak hiçbir şeyi bilemedi. Hep yanlış yaptı mı diyorlar yoksa? Aa biz. Yaşasın benim ismimi doğru mu bildi diyorlar. Ya ben elektrik aldım kişiden yani hiçbir şekilde. Olan demiştir. İyi bir şey görmedim. Bugün ismimi de bilemedi. Kim? Allah Allah. Kötüye gidiyorum ben. Elektrik karşılık aldım. Alamıyorum galiba. Niye? Ama senin elektrik aldığın insan ismini bilememen kötü. Senin bilmen. Tip olarak biliyorum canım geldi tip olarak koyamadı gitti yani. Bu kadar basit. İsmini bilsem ne olacak ki? O bana bile dikkat etmemiş. Ben ona dikkat etmişim yani. Ama belki günün sonunda onda yemek şey olabilir yani koyamadı. Diyor. Sen ismini bilemedi. Evet bilemedi. Evet. Kim o? Herkes bildi i̇şte o X... bilemedi ya. Ha pardon. X bilemedi. Hmm. Allah Allah emin misin? Tamam kızlar konuşabilirsin. Herkes gitti çok zaten yarışmaya. Evet. İsim o verebilirsin değil. Bence. Onan da bence. Çok dile getirmek verir. İstemiyor kişiyi onun için. İsim olarak. Yani. Olabilir. Bu da her şeyi biliyor ya. Oturduğu yerden. Yalnız bir şey soracağım. Kendisi de dün dedi ki zaten. Eğer ki dedi ben bir ışık görürsem bunu açıklarım dedi. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Evet. Ama eğer ki bu yarışma biraz da bunu ama karşıdan yani. Göremezsem dedi.
Ya söyleme, ben hatırlıyorum o lafını. O yüzden söylememesi normal şu an. Ayaklarımın bağı çözüldü. Vallahi üzüldüm ya, dur. Kendi kendime itiraf etmek lazım. Biz ne yapacağız? Biz ne yapalım? Bunları biz bunu buraya yaşayamıyoruz. Yani Allah mutlu mesut bahtiyar etsin başkası varsa. Ama şu an hani belli umut mi bitmiş değil. Belki biz burada kalırsak şayet. Aynen. Şeyler değişiyor. Geliyor. Adaylar geliyor yani, ben hayal kırıklığı yaşamıyorum. Hoş geldin. Hemen bitirdi geldi çünkü herkesi biliyor. Baksana havalara. Evet, evet, evet. Tenezzül edip anlatmıyor bile. Anlatacak hiç yok çünkü şey ettim yani. Ne oldu? Herkes şok oldu. Hayır, yapamadım. Ben yapamadım. Saçmalama. Şaka yok, şaka yapıyorum. Hepsini yaptım. Bu Erdem'le Ercan'ı karıştırdım arkadaş. Ay göze geldi. Ercan benim gıcık olduğum çocuk. Evet, Erdem tesbihli. Yok, Erdem o Serkan. Ercan şey. İki günde nasıl gıcık oluyorsun bir insana? Abicim sevmedim. Çok uyuz oldum. Ercan 23 yaşında çocuğu. Dün gözlük takan bugün takmayan. Ne? O Melih. Dün gözlük takan bugün takmayan. Heh, dedi. Gözlüklüydü. Bugün değil ama. Bugün değil. Tamam. O. Sen de öyle fotoğrafta takmışsın, burada takmıyorsun. O çocuğun adı Erdem. Kıyafetim uymuyor. Ercan da ilk beğendiğim çocuk. Gözlüğünü çıkaran Erdem. O Ercan. Erdem o. Erdem o ay ya. Ay yalnız isimler de birbirine yakın ya. Her neyse ben anlatayım. Evet ya. En çok yaptım. Serhan bana bir şey söyledi. Erhan. Ben de şey dedim. Evet dedim, hepiniz dedim. Yok heyecanlandım dedim. Böyle Serhan bir yerde ama dedim hepinizi görünce heyecanlanıyorum dedim ben de. Ondan sonra herkesi koydum tam çıkarken beni uğurlayacaklar. Her şey yaptım. Seda dedi ki Elçe yanlışım var mıdır? Vallahi bilmiyorum ama Emre adını kediye doğru koymuşumdur. Emre hakkında yanlış yapamam dedim. Ooo falan yaptılar Seda abla. Ooo mo dedi. Emre falan filan bayağı arkamdan konuştular, güldüler. Bakalım Emre senin için aynı şeyi hissedecek mi? Olar. Sonuçta biz burada hepimiz 7 kişiyiz ve yarışmacıyız hepimiz. Yani benim dışımda diğer arkadaşlarım da ona karşı bir his bulundurabilir, hissedebilir. Bence bunu sıfıra indirebilmek için, mecbur edebilmek için herhalde. Böyle bir şeyi de söylemesi doğal olabilir yani. Hani, hani diğer arkadaşlara ya bakın siz hiç düşünmeyin. Ben fikrimi çoktan söylüyorum. Bravo. Yani herkese kaşı gözü oynamıyor evet, diyorsun. Evet. Yani böyle bir şey de... net adamını seçti diyorsun. Böyle güzel. Bir şey de söylüyorum. Bu da önemli diyorum. Ben takdir ettim yani. Zor. Şimdi ödülü söylüyorum. Merak ediyor musunuz? Evet. Evet. Bu yarışmayı kazanan erkek bugün şu saatten itibaren bütün öğleden sonrasını, yapmayın, akşamını yapmayın. Orada geçir. Kendi seçeceği bir arkadaşıyla birlikte kızlar evinde geçirecek. Hadi nasılmış ödül? Çok güzel. Konuşuyordunuz ya az önce kızlar evinde de gitsek de gitsek de. Peki o zaman hemen birinciyi açıklayalım mı? Birinciyi açıkladıktan sonra ricam 30 saniye içinde hemen bana yanında götüreceği arkadaşını ve neden götürdüğünü söyleyecek. Hazır mıyız? 20 saniyeyle Emre birinci. Görevini başarıyla tamamladım. Teşekkür ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ya orada Ayça birinci olduysa o bu evde olacak, sen orada. Neyse 30 saniye var, kankanı seç. Ama öyle bir şey olacaksa ben gitmek hemen istemiyorum. Hemen seç. Şey o zaman Serhan'la gitmek istiyorum. Çünkü neden? Kendime daha yakın buluyorum karakterini, adamlığını. O yüzden Serhan'la daha iyi bir şekilde anlaşıp orada güzel zaman geçireceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Eyvallah. Hayırlısı ama olsun. Ben gerçekten canı gönülden bu ödülü Tankut'a vermek istedim. Neden? Çünkü gerçekten çok istedi ya. Nasıl böyle bir pas öyle olmaz bir ya? Şimdi şöyle yapıyorum beyler. Siz bu yarışmanın muhasebesinizi aradığınızda yapın. Hadi artık çok yordum sizi. Ayakta kalmayın, oturun. Mesaj yine gelecek. Tamam. Geldiği an sen alıyorsun Serhan'ı, gidiyorsun kızların evine. Ben şimdi kızların birincisini açıklayayım da oradan buraya kimler gelecek tabii. Fotoğrafımızı konuşabiliriz. Fotoğrafları yerlerine koyun. Tankut'u kıskanıyorsanız değiştirin. Kızları da açıklamak üzere gidiyorum. Birinci orada olsun. Tamam. Emre koy abi oraya. Öyle bir şey belirleyelim. Ödül oyununu kazandığım için çok mutluyum. Kızlarla vakit geçirecekmişiz. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Çünkü onları yakından tanıma fırsatı yakalamış oldum. Tabii benimle ilgilendiğini düşündüğüm birkaç arkadaşım var kızlar evinde. Onları daha yakından tanıyacağım. Örnek vermek gerekirse Ayça ile biraz sohbet etmek istiyorum. Öncelikle ben ödülü sizlere bir açıklamak istiyorum. Kızlardan kazanan kişi, evet. Az sonra ismini açıklayacağım. Ya. 30 saniye içinde
bir arkadaşının ismini söyleyecek bana. Ve erkekler evine gidip bütün gün orada geçirecek. Wow. Bir dakika anlamadım. İnanmıyorum. Şöyle bir saniye. Kızlardan kazanan kızlardan biri. Mesela bir, sen kazandın diyelim. Bir arkadaşını seçeceksin. Ayça dedin. Ayşenur dedim. İster heh. Kankanı seç. İster. İster. En ya bundan olduğunu. Bana rakip olmaz. Gelsin orada diye düşündüğün birini ödüle seç. Bak sen İster ya. Yanında rahat hissettiğini seç. Tamam. Bütün günü. İki kız. İki kız. Aynı evde. Yani daha erkeklerin doğrusu erkeklerin de. Evinde geçirecek. Kim olursun? Ödülümüz bu. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an ağlarım Seda abla. İsmi birinci. Açıklayacağım. Evet. O birinci erkek. Seçecek kızı. Hayır ben kızı mı seçeceğim? Kız arkadaşını seçecek. Yani kimi götürecekse. Sizden seçeceğim. Birinci kız arkadaşımı seçiyorum. Aynen öyle. Olamaz ya. Hazır mısınız? Evet. Evet. Olamaz. Olamaz çok güzel. En iddialı olan kazandı. Ayça beğen 12 saniyede 7'de 7. Evet. Ayça seç 30 saniyede arkadaşını. Ya oğlum gir seçeyim. Evet Ayça az evvel Mehtap. 30 saniye. Neden? Neden? Ceyda'dan yakın buldum bilmiyorum. Ayça şampiyon olduğunda, yarışmayı kazandığında bir arkadaş seçmesi gerekiyordu erkekler evi için. Ve Ceyda'yı seçmesi bizi şok etti. İnanamadık. Çünkü dünden beri Mehtap'la o kadar samimiydi ki, hatta bugün de samimiydi. Ben çok korkmaya başladım. Sağ gösterip sol vuruyorlar. Çok büyük sürprizler var galiba. Peki çok sevindin değil mi? Ay hem de nasıl ya. Üzücü bir haber vereyim mi? Ya ne olur evde hayır Emre ya. Yok deme. Erkeklerden Emre birinci oldu ve Emre bir arkadaşıyla bu evde olacak. Çok üzülürüm yani. Peki, ama çok güzel Emre şey size ya. Bir ne yapayım ben canım? Gelsin gelsin Emre. Canını yaratayım. Biz şaka değildim ben. Ben o değilim hiç mutlu. Şaka değildim gerçekten. Söyleme Seda abla bana kötü haber verme lütfen. Çok güzel bir haber. Karım içine su serpebilir miyim? Bak bu kadar üzüldüm evet, madem. Bütün öğleden sonra madem. Evet, hani o şampiyonluk zaferini yaşayamadan vurup geçecek. Evet. Emre de birinci olduğunu duyduğunda sevinemedi pek. Neden? Çünkü ben ona dedim ki kızlardan dayı Ayça birinci olup buraya gelirse dedim. Onlar kimin tam yaptığını biliyordu. Evet. Tabii. Aa o zaman ben birinciliği istemem dedi yani espri yaptı. Ciddi misin? Ufak dedikodular taşıyorum ama ya. Karşı tarafta pek boş değil. Bilmiyorum artık. Hayır. Ama bugün... Ama kader ayırdı. Kader ya. Şampiyonluk ayırdı. Ayırdı ben de isteydim. Gönüllerde karar vermek için. Çok erken her işte bir hayır vardır. Ya kısmetse olur diyoruz. Belki... İkisinin buraya gelip ikisinin oraya gitmesinde bir kısmet var, ya bir hayır kısmet var, bir şey mi var. Seda abla ya. Ben o çok birinci olmayaydın kızım ya. 12 saniyede. Peki Seda ben niye bir şey söyleyeceğim. O birinci olmasaydı bekleseydi beni evde. Evet. Nereden bilecek beni? Belki, belki de adam neticeyi, kazanıp bir şeyler yapmak için ya benim o. Beğendiğim adam şimdi ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Öncelikle siz ben artık ağlar sana. Mısınız, çıldırır mısınız, rujunu tazelersiniz. Evet. Tazelemiyorum ben bir şey. Bilmiyorum. Ne zaman olacak bu? Şöyle demek. Peki oradaki ikinci kişinin ismini öğrenmemiz sürpriz değil mi bizim şu an? Sürpriz. Tamam, teşekkürler. Gelecek erkeğin Emre yanında kim? Yanında kimi getireceğini söylemiyorum. Sizi baş başa bırakıyorum. Sizden ricam. Lütfen ekrana bakar olun. Komut geldiği an ben alıyorsun Ceyda'yı geçiyorsun erkekler evine. Hadi kolay gelsin güzel bir öğleden sonra. Olsun be kank. Olsun. Hiç sorun değil boş ver. Hadi biz yemeğimizi yapalım. Yani Emre üzülmüş birinci olduğuna ya. Olmaz ki arkadaş bu. Ama bu çok güzeldi. Dağılın. Emre kızlar evine. Hadi. Hadi hayırlı günler. Sen aynı anda mı gidiyoruz? Benim ismim de yanacak. Sen de gidiyorsun. Sen Seren gel Seren. Herkese. Ben konuşuyorum. Yapacak bir şey yok. Beyazlı kızlar gelecek sonra devam edelim. Lütfen buradan konuşma. Hadi. Buradan devam edelim. Buradan devam edelim. 28. dövme bence senden gelecek. Senin fotoğrafı olacak. Güzel bir dövme olsun. Kardeşim dikkat et. İnşallah kardeşim. Hadi iyi iste. Biz geri gönderiyoruz. Abi gönderiyoruz işte. Buradan kaldırma hadi. Hadi. Hadi iyi eğlenceler. Geçimsiz olma. Gözlük ay, senin yokluğunda şu koltuk benim değilim olur. Kimin ne? Ebrem şey. Başarılısın. Şey Ebrem. Senin göz, gözlük kimin ne? Senin mi? Tamam. Benim. Aynen. Yakıştı. 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 Kardeşim gözlerim ağrıyor. Rakyat yok. Dinlendir. Senin değil ama emanet. Valla. Tak dinlendir. Yok yok. Işığı keser takar mısın? Kanka yok. Gözlerim cidden çok kötü yaptı. Şey bulandırdı beni. Ha takma. Yani normalde dinlendir. Gidince ne yapacaksınız siz orada ya? Dedikodu. Aa, ne zaman geleceksiniz? Ne zaman geleceksiniz? Dedikodu yapacağız. Ne yapacağız?
Hakikaten ne kadar sürecek yani? Emre dövmeyi yaptırtacak. Gün boyu. Aa. Tabii canım. Özleyeceğiz sizi. Aa. Emre. Aa. Emre geldi. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldiniz. Allah. Eyvah eyvah. Oo, kimler geldi? Hoş eyvah, geldiniz. Eyvah eyvah. Eyvah kimden geldi ya? Eyvah eyvah. Buyurun. Hoş geldiniz gençler. Merhaba. Merhaba, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Maça verin. Sizi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Çok şükür. Sizi biraz sen fazla. Şöyle ay, kalk. Ay inanma senin dediğin kişi. Beyleri şöyle alayım. Kızlar. Hoş geldiniz. Evet, biz okey. Tabii şu köşeye geçin. Beyleri şöyle alalım. Hoş geldiniz. Kalkıyoruz hoş buradan. Geldin. Ne kalkacağım? Otursun. Yer yok. Biz nasıl geçelim? Beyler biz böyle oturalım. Özür diliyorum. Ben böyle oturalım. Gelin gelin tabii. Biz böyle sıkışırız. Buraya sen de sığarsın ama. Sen kalk şuraya. Ben de yine buraya koyuyorum. Koltuklar çok az. Sayı çok fazla. Nasılsınız? Teşekkürler, gerginiz. Neden? Yoğun bir tartışmadan çıktık. Siz de? Aynen biz de. Aa. Sizde de mi oldu? Tartışmadan mı? Bizde bitmiyor geldiniz? Tartışma. Sizde de mi var tartışma? Bizde bitmiyor. Sizde bitmiyor mu? Evet. Normaldir. Biz çok iyi haberler aldık. Tamam, evet, Emre neden acaba? Çok iyi anlaştığınızı duyduk aslında. Çok iyi anlaştığınızı duyduk biz. Son ana kadar öyleydi diye. Özel değilse öğrenebilir miyiz? Bahçeleri çok iyiymiş yalnız ha. Tabii ki de. Hani bizim ev daha güzeldi, burası daha güzel. Sizi gezdirelim mi? İster olur. Misiniz? Olur. Bahçemize şöyle. Alayım. Bahçeye mi gidelim? Bunlar da bahçeye meraklıymış. Hem de görmek bakalım. İstersen gel istersen. Bakacağım ya. Aa. Siz de gelseniz. Bizim bahçemiz. Yere götürün, gezdirsin arkadaşlar. İtfağımız da var ama pek alakalı olmazsınız. Bayağı büyük yalnız burası. Benim gezdirmeme özellikle. Tek başıma gezdirmeme de bozulmuştur. Teklif etmeme de bozulmuştur. Ondan sonra... Ayça bayağı bir bozulmuştur. Yani ne diyeyim ki? Bozulsun zaten canım. Bozulsun diye yaptım. Ben sana demedim çok enteresan mi? Kızım yürüsene gitme. Niye yürüyeceğim ki? Aferin, aferin, aferin. Yol yani... vermeyenin yol verirler. Aferin. Geçsene kızım. Çok enteresan. Niye gideceksin adamın peşine? Niye gideceksin? Ben olsam kalkardım giderdim yanına da. Hayır. Gitmem ki. Hiçbir şekilde eline de vermem. Ay ben çok şaşkınım yalnız. Ben çok de şu an şaşkınım. Aramızdaki sinsi belli oldu arkadaşlar. Demek ki bundan sonra ciddi olacaksın. Aa çok enteresan ya. Çok şey oldu mu? Tuhaf oldum ya. Hiç beklemediğim bir şeyler oluyor değişik ya. Değişik oldu. Ben burada Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle tahtı gibi ben. Gördüm burayı yani. Kendi direkt. Süleyman da yaptı. Yani. Emre. Beni bir kalıba oturtma ben. Aa o kadar da değil yani. Ha, bir yedi tane hatun çıkıp gelir şimdi. Ufaklarını da merak ettim. Bakabilir miyim? Tabii tabii lütfen. Mutfağınıza falan bakabiliriz değil mi? Ben. Ne yaptın? Yemek mi yaptın? Ne yemek yaptın? Kulaklarını kapat. Bamya. Hani bu mu? Sen niye oturuyorsun? Sen gezdirsene. Vaktin yok biliyorsun. Benim işim olmaz ki daha bitti o iş. Son. Allah Allah. Hayatta işim olmaz. O buradan kalkmıyor. Yalnız bir şey, ben sana bir şey söyleyeyim bak. Ama çok şaşırıyorum ben. Türk kahvesi içebilirim arkadaşlar. Gazoz mu? Evet. Ayça. Buradan çekiyorum. Gazoz. Gazoz içer misiniz? Ben de sade Türk kahvesi istiyorum. Türk kahvesi. Arkadaşlarımız lütfen yapar mısınız? Siz yemek falan yapıyor musunuz? Ay yalnız Ayşe'nin de yapıyorlar ya. Yapıyorlar. Yapar mısınız? Ben mangal yapıyorum. Hamaratlar kendini gösterse şey. İddialılar. Sizin evde inanılmaz gergin bir hava var ya. Bizim evde mi? Evet. Evde yok. Enerjisinden mi? Geldiğim andan itibaren. Mi? Senin tespihin nerede? Biz seni onsuz bu eve sokmuyoruz ama. Adamın tespihine göz değdirdiler ya. Nasıl? Orta mı? Nasıl olsun? Az şekerli. Benimki sade. Orta yapsam olur mu? Olur yani canı olur sağ olsun. Abi, beceremiyorsan. Ne yapalım? Olur yani. İkisini ayrı ayrı yapamıyorsan. Kim uyusuz sizde? Ya benim sabah tespihim kırıldı. Aa, göze geldi göze. Üzüldüm. Nazar değdi. Demet'in gözü geldi. Demet nerede? Demet Hanım. Demet gözünüzden sonra mı? Kırılmış. Bir sohbet var. Katılmak ister misiniz? Tabii. Kırıldı mı gerçekten? Gerçekten kırıldı mı? Vallahi kırıldı. Ay geçmiş olsun. Şimdi sizlerden Demet taktı benim tespihime. Yanlış anlama, tartışma babında konuşmuyorum. Boynu tutulacak bizim evde de Ercan. Senin. Belki bilmiyorum, o senin söylediğin şeylerde samimisin. Bunları da zamanla göreceğiz. Ama Ercan ilk gün, aa çok sempatik falan yaptı böyle. Tamam.
her şey pozitif çerçevesi içerisinde gelişiyordu. Kahve dedik. Bizim kahvelerimiz böyle bu evde. Portakal. Sarı kahve evet. Bunlar. Bunlar yeni şey. Sarı kahve. Ceydan özel tarzı. Sarı kahve. Bu yeni çıktı. Siz bilmezsiniz. Biz Ceydan, kadınlar biliriz. Ceydan içine dediklerini koydun değil mi? Efendim? Sonrasında... Dediklerinin içine attın. Attım. Tamam. Muhtemelen cesareti yok arkadaşım. Gözlerimin içine ama bakmaktan yana bak. Değil de ben sizin eve görev için geldiğimde arkamdan konuşmayı tercih etmiş ki çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Biz kendilerine teşekkür ettik. Oturduk, güzel bir kahvaltı yaptık. Biz de teşekkür ettik onlara en son. Ben çıktım buraya geldim görev için. Göremiyorum. Arkamdan şunu demiş ya arkadaşlar ya Türk halkının gözü önünde de Serhan'ın tesbih yapması ne kadar doğru. Ben çok takdir etmiyorum bunun hareketini. Delikanlı adam tamam, böyle bir şeyler yapmaz falan filan gibi bir şeyler söylemiş. Bir de senin tarzın o. Velhasıl kelam. Sofrada böyle, sofrada yani. Sofrada, evet değişik bir tarz. Oturuyoruz. Ceyda'cığım bu böyle sinirli. Herkes böyle pozitif, herkes. Öğrenecek öğrenci. Lütfen rica ediyorum. Ya lütfen sana bir dakika. Ya. Bozma konsantremizi. Sen de bir. Burada yani. Değil mi? Öyle emeği kaldı mı bana? Sen söyle. Maço musun sen? Et. Maço yanındaki. Evet. Şimdi ben konuyu hala anlayamadım. Konuyu merak ediyorum. Dinlemiyoruz ki anlayalım. Tamam anlatayım. Dinlemiyorsunuz. Sen de. Ben dinliyorum. Net anlat biraz hadi. Yani hemen çok anlatacağım. Çok uzatıyor o yüzden. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak böyle tutuyorsun. Gel bak göz tutuyorsun. Belimi tut, tut belimi. Ben biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Beni çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Ya. Beni sevdiğin kadar şeyini sevmek zorundasın. Galiba seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Durduk yere ortaya bir tane top atmaya çalıştı tamam mı? Ben onun art niyetli olduğunu hissettim onu. Direkt böyle yaptı. Bir dakika ya. Görmüyoruz ama çocuğu görmüyorum. Böyle burada ben duruyorsun. Konuşuyorum. Görsen ne olur, görmesen ne olur? Ama ona bakmam gerekiyor belki. Belki bir işaret edeceğim belki. Nereden Allah biliyorsun? Allah Allah. Evet. Tepkilerini merak ediyorum. Evet, ben o zaman bir tane sandalye alabilir miyiz? Ayşe'ye şöyle rahatça rahat oturalım. Ben getireyim evet. Bir dakika. Ha. İşi çözelim bir saniye. Hemen ben konuya girmek istiyorum. Hala giremedim. Dur Demet sandalye getirsin bize de. Getiriyorum gördüğün gibi. Ver sen onu bana. Demet'in başının altından kalkıyor bu tesbih işi. Teşekkür ederim. Demet. Sen çözeceksin Demet. Hayır çözmek değil şu anda ben... En azından bir şey söyledim, onun arkasında durdum. Fakat başka bir arkadaşımız önce başka bir şey söyleyip sonra onu yapmış. O bana enteresan geldi, onu dinlemek istiyorum. Ama tezatlık zamanı. Ya mevzu ne biliyor musun? Evet. Mevzu şu, orada biz otururken her şey yolundayken bir anda ortaya bombayı atmaya çalışıyorsun. Ayça, erkekler evine. Aha. Emre'nin korktuğu oldu bence yani. Ceyda ben seni niye seçtim ki? Öyle olacağını biliyorduk evet. Ama hissetmiştik. Ne konuştuk bol seninle? Şans. Senin hislerin korrekti. Ben seviyorum kardeşim zaten. Yani bizde de birinci ben adam. Ben senin de orada kalman gerekiyor. Ayça mı? Ayça mı? Evet farklı birisi gelecek düşünün. Sen belki orada kalırsın. Hmm. Sen de geldin buraya. Ona o kendi kazdığı kuyuya düştü şu an. Ona da yazık yani oldu Ayça şimdi. Kendi kazdığı kuyuya düştü niye? Arkadaşlar. Böyle alkışlıyorum onu. Neyse sohbetimize devam edelim o zaman. Ceyda, çok güzel şu an. Yani. Sabırla bekliyor arkadaşlar. Tabii, sen de alıp bunu buraya getirdin. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Nasıl tatil ettin baba? Çok hoş geldik. Biz de akıllıyız ha. Aynen. Dedik şunlar çok doğru çıkıyor. İyi ki de kazanmamışım şu an. Merhaba, Ceyda hoş geldin. Tankurt. Merhaba hoş geldin. Biliyorum, merhaba. Biliyorum. Ama yani ilk defa. Yanlış yapmayanlar geldi. İlk defa ne ya terli memnun böyle. Memnun oldum. Ayşe'cim en sonunda tanıştık. Yani sonra merhaba. Ya, en sonunda yüz yüze böyle karşılaşıp tanıştık değil mi? Oyun kazanmış için çok üzülüyoruz şu an. Sen üzülürsün ben çok mutluyum. Ben böyle çok üzülüyoruz şu an. Oyunu niye kazandım? Emre de giderken sonunda. Olsun ya sıkıntı yok. Hoş geldiniz tekrar. Ne yapıyorsunuz?
Eyvallah. Millet siz... nasıl gidiyor? İyiyiz, teşekkürler. Devam sohbetler devam. Sohbet, şunlara bak ya, kendini Müslüman. Gerçekten. Yok daha sonra yeni emriyle başlayacağız. O bizim kazanan elemanlarımız. Evet, Kazanova. Niye benim de sürekli başlayabilirim ya? Kazanovalarımız baş köşedeler. Evet. Onları da yanımıza aldık. Damat adayları evlerinde gelinleri pür neşe karşılarken gelin adayları yine yaptılar yapacaklarını. Damat adayları ise bütün bu olan biten karşısında şaşkın. Hayatta gerçek dost veyahut da insana gerçekten yüzün kirlendiği zaman söyleyendir bana göre. Ben buna bayılıyorum. Aynen birisi öyle. Beni eleştirdiği zaman dinliyorum. Çünkü bu benim için önemli. Benim daha iyi. Birisi beni eleştirirse ben çok mutluyum. Acayip mutluyum. Açık olmak. Hatta kendi kendimi de eleştiriyorum. Benim de hatalarım. Bak mesela yemek yapacağım iddialı değilim. Çıkmam niye çıkayım? Ama bulaşık yıkamada iddialıyım. Güzel de dizerim, güzel de bulaşık yıkarım. Ama bizim evde de hiç bulaşık yıkanmadı bugüne kadar. Sabah şimdi... Ben... Hayır, temel kötüydü. Temel kötüydü. Ben onu çıkarıp deseydim ki, şöyle yapsaydım. Bunu ne biçim dizmişsiniz? Çıkarıp buraya koyup yeni dendirsen kimseyi rencide etmek istemedim arkadaşlar. Bulaşık yıkamam çok güzel diyorsun da bütün fincanları kirli kirli koymuşsun. Arkadaşım tekrar söyleyeyim mi? Ben de aldım onu tepsiye yıkanmış gibi koydun. Sen haklısın. Ama benim amacım açık vermek değil. Ben oraya gittiğimde o kadar kötü dizilmişti ki temel bozuksa bina dikilmez, yamuk olur. Ben onları dışarı hayır, çıkıp senin yaptığın gibi yapsaydım. Diyorum. Tepsideki bulaşıkları diyorum. Dünkü yıkadıklarını çalkalayıp bırakmışsın. Onu da niye yaptın? Ben sabun de yok. Kuru zannedip bütün kızlar kendisi de dahil tezgahın üstünde bırakıyorlar. Ben kötünün en iyisini yapıp etrafa karşı, ele güne karşı hepimizi koruyup ama yıkayıp, bari kötünün yani iyisi çalkalayayım koyayım dedim yine ben kötü oldum. Dünyanın en becerisiz kadını. Yıkamış havası vermiş koymuş tepsi. Ben de yıkanmış kurulayım diye kurulayım kaldırayım ki. Bak, peki hepsi kirli sabun var mıydı? Sabun var mıydı? Ya olmasa kapat mı o zaman suyu aksın diye. Şöyle peki, bırakırsın. Ben bunu yaparken de kayıtlarda var. Dedim ki idareten yıkıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Ama duymadım. Dedim. Siz duydunuz ben mu? Ama ben kayıtlarda var. Beni duymadıysanız ne yapabilirim? Kapatma yani temizmiş gibi. Temizmiş gibi. Kapatma. Sen duydun mu? Ben duydum. Teşekkür ederim. Ayrıca aynı konudan ben de muzdaribim. Yani madem öyle yapsaydınız abi. Ben hızlı davrandığım için mi kötü oldum? Ben hiç görmedim. Yanlış mıyım? Hayır yıkamış havası verme bak. Bak yıkadım demiyorum yıkarken tamam, de diyorum ki bağırıyorum ki anlatayım. Çalkalanmış bulaşığın evet, havası farklı olur. Bunu evet, çalkalıyorsan kirini atma bunu böyle bırakırsın. Düzmezsin böyle sırayla güzel güzel yıkamış havası ben, vermezsin. Tamam ama verirken yani ayırt edersin onu. Benim bildiğim onu, ben o kadar tecrübeli olsam zaten şu an evli olurum. Aa yeter diye bir, bağıracağım. Bir saniye. Zaten o kadar tecrübeli olsam evli olurdum. Niye bu bir. İkincisi, önce kendim yeriyorum. Orada hep beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Orada yaptım, yaparken de dedim ki bunu idareten yapıyoruz. Ama açık koymamış aç olabilirim. Ben de aç kaldım. Hani güzel yıkıyorum diye. Göreceğiz idare yaptığı için ben ama koyarız. Koyarken dedim, bak şahidim de var. Tamam, inşallah. Peki neden yapılmadı? Hadi beni boş ver, hadi ben dünyanın en kötü kadınıyım. Hadi hepinizden birisi niye yapmadı orucunu koymadı abi? Ben benimkini çalkaladım, hepimizi kurtardı. Ben bugünkü bulaşık makinesinde şey kimseyi yermedim. Niye böyle dizdiniz demedim. Çay üstüne koydum. Kimsenin açığını ortaya ama koymadım. Ama her gelende üst sattı. Ben oldu, dizdim onları. Ya bir şey söyleyeceğim. Hatta sen hepsini çıkardın yeniden yaptın. Bir şey söyleyeceğim lütfen rica ediyorum ya. Bak her zaman gelmiyoruz biz. Tartışmayın. Yemek yiyen akşam yemeğini hazırlanın. Allah affediyor insanlar affetmiyor. Ben nasıl yemek yemeyeceğim. Ben bugün ben rejimdeyim. Yemiyorum. Bak gördüğün gibi ben ne yapıyorum? Meyve suyu bisküvi idare ediyorum. Rejimdeyim. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Canım isterse evet. Hepsini de biliyor. Ben açık net yani canım isterse evet ama mutfağa girmiyorum burada. Aşağı açık ve net o sevdiği kişilere yapmayı seviyor. Aynen. Kim getirdi portakal suyu? Kahve yerine. Sen değil miydin o? Hayır ya Ceyda değil miydi? Abi yeter ya. Ya düzgün gözlem yap düzgün insanları yargıla. Bana gelme böyle. Ben sen diye oturuyorum. Yüzünüze gülüyoruz diye carlamayın her şeyi ya. Dün yine Ayşe buradayken ben ona bir soru yöneltiyorum ki sonucunda onu yücelteceğim diyeyim sana. Çünkü dediğim gibi eve girdiğimde takılan kızlardan bir tanesiydi gözüme. Hmm. Ve buraya geldi. Ben ona bir soru soruyorum. Bitmesini beklemeden net bir şekilde ya, keskin cevaplara girmeye onun başladı. Onun biraz o tarafı evet, var işte. Daha ve beklemiyorum ben. Arkasından ben bir soru soracakken, yani onu bitirecekken, var, sen onu sorduğun için ben sorumu değiştirip sana başka bir soru sordum. Çok uzatıyorsun ama sen soru sorarken. Yine aynısını yapıyorsun. Eğer beni kesmemiş olsaydın, ben sana orada o kadar fazla yüklenmeyecektim ki sonu
dikkatimi çektiğin olaya bağlanacak. Sen de muhatap olamam dedim bana ya. Ve şu an ben de muhatap oluyorsun, farkında mısın? Olmak zorundayım seninle muhatap. Misafir olduğum için mi? Hayır. Oradaki 7 kızdan bir tanesi olduğun için. Belki de dikkatimi çekmiştir. Daha önce denedim. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Evet. Allah Allah, kimden duydunuz? Duyduk. Allah Allah, nereden duydun? Duvarların sesi biz var. Biz duymadık ki. Biz sadece yakıştırdık. Siz nereden? Bir dakika, bir dakika. Kim söyledi? Yani. Kim öyle söyledi? Bir şey yok mu? Tahmin edildi. Tahmin edildi. E şöyle, ben zaten ilk gün anladım hani Ayça'nın bir şeyler hissettiğini falan. Bunun farkındayım, bilincindeyim zaten. Sade mi? Sade. Ama şimdi biz burada daha yeniyiz yani. Hani bunun için benim hemen fikirlerimin oluşması için biraz zaman geçmesi lazım. Çok tabii. Erken diyor. Anladınız tabii. Mı? Yani sen de olabilirsin, sen de olabilirsin. X bir insan da çok demin erken zaten diyor. Gördük yani. Sen yanında oturuyordun yani, bir geniş geniş oturalım falan dedin de. Allah'tan genişledik yani. Geçtim yanına falan. Sana hatta dedi ki yani sen niye rahatlıyorsun ki, ben rahatlayacağım dedi, duymadım. Ben öyle bir şey demedim ya. Dedim. Kalkarken dedim sen dedim, niye rahatladın? Sen, ben dedim sen niye kalktın dedim. Evet. Hani ben Duygu Hanım ya da işte şey Ayça mı kalkar sandım falan yani. Hani hanım diyorum ama ha. Duygu ya da Ayça kalkar sandım. Yer genişledi. Duygu ya da Ayça ondan mı kalkar sandım? Bilmiyorum artık yani. Anladım. Ya yok, genel anlamda zaten hepiniz iyi insanlarsınız. Bunu hissediyoruz, fark ediyoruz. Ama biraz daha işte böyle karşılıklı bize karşı böyle vermiş olduğunuz cevapları da çok iyi seziyoruz. Bundan da şüpheniz olmasın. Kendi aramızda da konuşuyoruz bunları. Mutlaka. Annem de dedi ki oğlum tabii ki sen aklı başında bir insansın. Senin zekana, bilgine güveniyoruz. Doğru kararlar alabileceğine de eminiz. Kısmetin oradan aramak istiyorsan saygımız sonsuz. Git yoluna bak. Denedin. Denedim, geldim yani, mutluyum. Tartışmalar yaşıyoruz ister istemez, kıskançlıklar oluyor, çekememezlikler oluyor. İnsanların bilinçaltını pek bilemiyorsun tabii. Hani yüzüne gülüp arkandan çok kuyunu kazan insanlar var ki vardır, olacaktır. Çok normal bir şey. Kızlar arasında da vardı sonuçta. Bu bir yarışma abi. Anladın mı? Hani dediğim gibi ben sert mizaçlı bir insanım. Bakma böyle, dediğim gibi. Ben... Ya biraz da öyle olman gerekiyor her zaman. Bak şunu söyleyeyim mi? Çok iyi. Beni hakikaten ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Kendini bu kadar övüyorsun yani. Bak ama şunu söyleyeyim, bak çok ciddiyim. Çok çok ciddiyim bu konuda. Abi romantizmi, yani bir kızın romantiklikse konu aklını başından sınırsız alabilirim. Benim için hiçbir zor bir şey değil. Gerek maddi olarak gerek manevi olarak. Yani aklını uçururum. Yaşadım bunları. Yani benim kaldıramayacağım insan hiç olmadı. Ben çok küçük yaşta ailemin yanından ayrıldım. İstanbul'a yerleştim. Benim birçok yönümü benim ailem bilmiyor. Hmm. Ve ben bir takım sıkıntılarım olduğu zaman, ailemi aradığım zaman ailem açıkçası yorum yapma lüksünde bulunamıyor. Çünkü çocuklarının en güzel evresinde çocukları evden uçtu. Hani ben istiyorum ki onlar beni görsün. Yanlışlarımı onlar düzeltsin. Eğer ben de burada bu kadar insanın önünde herhangi bir yanlışlıkta bulunursam, yeri gelecek bunu telafi etmeyi de öğreneceğim. Yeri gelecek varsa şuramı kıpırdatacak bir bayan, onunla adam akıllı konuşmasını da bileceğim ben. Yani sen arkada kalmadın bizim istemiyorum. Arkada kalmam yani. Yok, arkamızda olmayayım, ayıp olmasın. İşte... Aman, şunu tutar mısın? İyi misin? Hayır, iyi misin? Ben iyiyim, bende tamam, sıkıntı tamam, yoksa. Sıkıntı yok, olmasın. Sıkıntı yok, dur. Abi hava yoğunluk. Kaldır abi, korktum, sarmış olacak. Ben almıyorum. Dur. Kaçırdınız, yemin ederim. Adam nasıl yüklendi şarkı, düşün yani. Abi ben ağır bir adam değilim. Hayır. Fiziksel şey olarak tersliklendi. Dedi ki gel rahat. Böyle otur. Yok ben burada rahatım dedi. Burası çok rahat çok dedi. Arkama yaslandım. Peçete baktım gidiyorum. Abi onun eğimi yanlış. O tam köşeden eğilmesi. Fiziksel olarak zaten yani yanlış o. Düştü değil mi? Ya onu şöyle çevirin. Daniel'e düştü biz de. Şöyle köşeyle şey mi olsun abi? Daniel'e yerde. Çevirelim işte. Dur. Şöyle yapalım. Tamam. Hay Allah'ım ne aynen. Otur. Devam et. Sana dedim ki şurada otur rahat. Neyse. Aman abi. Sen burada otur. Elimiz ayağımız birbirine dolaştı ya. Daha bir ilk birinci gün ya. Ya çok güldüm. Özür dilerim. Tam gözünün önünde ne oldu? Ciddi bir şey konuşuyoruz lan, dedim ne oldu? Bir de olay ne? Sen gel burada bu kadar tartış, konuşma, ondan sonra gel burada gözünün önünde düş. Nasıl insanlık abi ya? Ay o değil de. Dedin ya şurada otur, yok dedi Amre çok rahatım derken yapıştı yere. Bu bence kahvaltı tabağı, bunda mı yiyeceksin? Bu ana yemek tabağıdır, o sulu yemek tabağıdır.
Yani bu kahvaltı tabağı, küçük tabak. Yani bu tabaklarımızdan iki tane hayatım şu an. Temiz yok. Ya da aynı şekilde... Sana sadece bu tabağı koysak da onlar o tabakta yese olur mu? Ya da şey, buna yetişebilir misin? Şunları da koyalım. Hangisi? Onlar zaten senin koyduğundan. Yani hayır, benim koyduklarım daha büyükleri. Bunlar onun bir küçükleri. Anladım, bunları önce bir yıkayın. O da geniş bak. Yani ana yemek tabağı dedim. Tamam da ne bileyim, bunda yiyemez misiniz yemek yani? Onu mu demek istiyorsun? Bu normal tabak yani. Ya işte yaydan pilavı, mı olması lazım? Pilavı nasıl koyacaksın bunu? Basbayağı pilav koyacaksın, yiyecekler. Nasıl koyacaksın? Hayatım, yemek dediğin şey görselliktir. Sen bu tabağa nasıl pilav koymayı düşünüyorsun? Bu bir kere derin bir tabak. Valla ben sofrayı kuruyorum. Yemek yemeyeceğim için sizin için kuruyorum. Eğer tamam, beğenmediysen tabakları, sana göre tabak götüreyim diyorum. Kabul etmiyorsun. Yok tabak yani evimizde misafirler var canım. Ve yayvan tabakta sen pilav... Kusura bakma da zaten Ayşenur Hanım kaldırmıyor oradan. Sen burada tabak beğenmiyorsun. O zaten kontes, ona alıştık yani. O ayrı bir durum ama bu tabakta da bana pilav yedirtmeyi düşünme yani lütfen. Sen görsellik diye bir şey yemek var ya. Ben görsellik yani. Ben hayır ya, açık soruyorum. Sen bu tabakta yemek yiyemez misin? Tabak tabaktır. Öyle herkesin şey evinde yok olan tabaklar. Yemek bir kere sanattır yani. Öyle löp koy götür olmaz. Tamam, yemek sanatını olsun da konuşturma işlemini falan anlıyorum seni de. Tabak beğenmemeni anlamıyorum. Yıkanmış tabak başka. Hayatım, ben evimde derin tabakta yemek yemem. Ben evimde yemek yiyeceğim zaman o tabağa seni anlıyorum. Pilavın kasesine koyarım, boşaltırım, koyalım. Pilavı öyle yerim. Bak seni anlıyorum. Löp diye döküp yemem. Sana o tabakta koyalım. Sunum yani güzel. Tabii ki görsel bir sunum olsun akşam istiyorum. Akşam yemeği önemli değil mi? Ben, benim için önemli yani. Öyle löp diye pilavı koy, götürmem ben. Bakma aslında. Ama çok da önemli bir detay da değil yani. Ama dışarıda yiyecek yemeği. Bizimle beraber kim masaya oturmayacak. Lan bamya yiyecek misiniz siz ya? Ayşenur zaten yani kalkmıyor yerinden. Sen kime ne hazırlıyorsun özel özel? Evimizde misafirler var ve güzel en başta ben kendim bu şekilde yemek işte, yemeği istiyorum. Yapıyoruz işte, sen neyi beğenmedin onu anlamadım. Tabak hayatım, çıkırsa farklı sen tabak koyayım. Sen o tabakta yani koyup yemek istiyorsan yiyebilirsin. Ben yemeyeceğim. Tabak polemiğini bitireyim. Tamam mı? Artık bir tane karar verin yani hani. Derin tabak, düz tabak fark etmez de tabii. O hep böyle. Hep yani çok güzel bir şeyler kafanızda yapıyormuş gibi yapıyorsun. Göreceğiz, yap. Hayatım, hiç görsellikten anlamıyorsun, hiç estetik değilsin. Ay teşekkür sıfır ederim değilim. Yani bana sulu yemek tabağında pilav yedirteceksin. Estetik sıfır yani, anlaşıldı seviye. O zaman bulaşık makinesini de yıka. Çok biliyorsan. Bulaşıkları da yıkarım. Yıka. Yemek yıka de yaparım. Ondan sonra konuş, böyle boş boş topuklu estetikten bahsetme. Topuklu ayakkabı da giyerim. Kariyer de yapıyor. Bak bu da ayakkabı. Daniela bugün mutfakta kendini Emre'ye ispatlamak için, beni de saf dışı bırakmak için tabak kavgası çıkardı. Emre'ye kendini göstermek için pilav yaptı. Gayet de güzel gösterdi. Beni de gözümden düşürdü Emre'nin hani bu yöntemle. Ben de zaten kızınca giden bir insanım. Bunu da çözmüş. Ne oldu yine? Estetik değilmiş. Ve tencere hiçbir zaman masaya getirilmez yani. Biraz estetik ol. Olaylar, olaylar. Valla ama Türk mutfağında geliyor hayatım. Sizin şey mutfağında nasıl gidiyor geliyor bilemem ama biz Türk mutfağında tencereleri biliyorum. Hiç mutfakta şeyin yanına şey koyuyoruz, yani masanın yanına koyuyoruz. Mehtap. Senin örf adetlerin burada geçmiyor yani, çoğunluk bizde. Mehtap haddime değil ama gerçekten bu şeyleri biz insan olmakta mesele insan. Rica ediyorum sadece. İstersen karışma. Peki. Konuştum da diğerinde kafası. Aynen, boş ver. Yani boş ver. Anladabildin mi? Anladım, estetik anladım. Ben duymuyorum. Özür dilerim ama ben senin dedikleri sinirliyken, ben sinirliyken duymam. Sadece muhatap olduğum kişiyi duyuyorum. Olabilir. Saygı duyuyorum. Bizde sinirlendiği zaman herkes kilitliyor kendini. Doğru. Bakar mısın şu salataya yani? Ne kadar özenmiş ve görsel bir şey hazırlamaya çalışmış. Yani. Bakar mısın? Sanat eseri gibi salata yapmış. Sabah neyinde görselliğini gördük hayatım yani. Löp diye tencereyi götürüyorsun yani. Sabah gördük estetik halini. Lavabonun içine yığmıştın her şeyi. Ay susar mısın? Gördük senin estetik hallerini. Masada bile oturamadın. Ne oldu? En iyisini yapıyorsun. Allah böyle Allah. Otur karışma, herkes laf soksun, dur yani. Ya siz şu aranızdaki gerginliği bence bir biraz aşağı indirin çünkü damat bize gergin bir ortamdan geldik ve bu ortam tanımaya bizi boğuyor. Tanısın. Açık onlar olmak gerekirse. Çekişin. Herkes birbirinden hoşnut olmayabilir ya ama. Ya bana çikolata bakıyor. Arkadaşlar bir örf adetleri vardır. Evine misafir geldi. Herkes beni duysun. Özellikle onlar zaten sadece bizden bir erkek ve yani koyuyorum. Duygu Hanım, sadece çalkalıyorum ve koyuyorum. Bu sefer ters koymuyorum. Tamam canım. Ters bir insandım, artık düz oluyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Takdir ettim. Estağfurullah, takdir benden. Beni mutlu ettin.
Estağfurullah. Bir de ben mutlu olsam, bana göre pilav yapması, çayı düşünmesi vesaire vesaire bunlar benim çok hoşuma gitti. Türk kızı olmamasına rağmen bu kültürü anladığını, benimsediğini, en azından misafirperverliği bildiğini düşünüyorum. Bir de çay sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çay sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Beni sevdiğin kadar çayı da sevmek zorundasın. Galiba değişim. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Ailedendi. Aa. Duygu gitti. Hassasiyeti var. Aynen. Çocuğunu özlemiş o da. Oo. Çocuğunu özleyince bir anda... Duygu'nun çocuğu mu var? Yelkenler falan. Parantez içinde öğrendik. Hayır, Duygu'nun çocuğu mu? Ben bilmiyorum. Söyledi ya, söylemedi mi burada? Söylemiştim. Veya dikkat etmedim. Söylemedi değil mi? Ben mi acaba atladım diyorum. Eninde sonunda bilmesem... Tabii tabii. Ben şu an bir şey söyleyeyim mi? Eyvallah. Büyük bir olayı başlangıcın temelini attım. İyi, güzel. Yo, güzel bir anne var yani. Güzel bir şey. Sanki öğrenmeyecek misin? Ben de babayım yani. Benim 18 yaşında bir kızım var. Duygu'nun bir çocuğu olduğunu öğrendim. Şaşırdım. Bir annenin orada olması. Hatta ben oraya, onların evine yarışmaya gittiğimde de orada kendisinin gerçekten üzüldüğünü gördüm. Onun için zaten meraktan sordum. Bu durum beni bir hayli şaşırttı. Aslında çocuğunun olması benim için artı bir durum. Çünkü ben de bir babayım. Aldın buraya. Güzel görünüyor. İnşallah lezzetli tamam işte, güzel. Küçük al işte. Niye yağda? Yok gülsüyor. Yok o çok buna ya. Onun göbeği çıkmış. Bir fikrim yok. Yani hani bir ev alışverişi niye gülsüyor? Göbeği çıkmış dedi sana. Benim göbeğim var zaten. Anne, bak göbeğim olduğu için piercing gibi çıkarttım göbeğimden. Ayva göbeği mi diyorlar? Göbeğimde piercing var. Ayvası kurt diye atıyormuş böyle. Sevmiyorum ben. Çok acıtıyor. Ben bir de tangoya gidiyorum ya. Küçük mü? Normal mi? Elbisem sıkıyor. Normal. Tango çok zevkli. Tango'ya gidiyorum ya, aynen. Sanki 100 yıldır seninle yaşıyoruz. Ben bir şey sorayım şimdi. Tango... Ben birine söyledim tango. Bana söyle. Tango'ya gidiyorsun ve ben diyorum ki sen benim sevgilimsin, tango'ya gidemezsin. Benim işlerim var. Ha. Tamam. Doğru niye mu yani? Gideyim? Mantık doğru değil mi? Evet. Yani bir sevgilim varsa... Çünkü onunla orada... gideyim tango'ya. Ahmet, evet, bence de en güzel cevap işte. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Dans bak, böyle tutuyorsun. Tamam, gel bak, böyle tutuyorsun. Belimi tut belimi. Biraz odunum bu konuda. Bak, böyle tutuyorsun, tamam mı? Hı. Bir adım at bana böyle, şu sağ ayağını. Bak, böyle yapıyorsun. Tamam. Bir adım daha at. Sağ mı? Evet. Yürü işte, sonra tamam. Dur burada. Durdum. Sonra geri git. Ya. Abi nasıl geri gideyim? Geri git diyorsun. Ben şimdi geri fitese taktım, anladın mı? Geri git dersen ben böyle giderim ama onun bir estetiği vardır. O bir kere salsa oluyor. İşte ben karışık yapıyorum. Kim dedi Ayça'nın göbeği var diye? Yaparım abi. Ya tango da yaparım da tangoyu birazcık o öğrenmesi gereken bir dans. Yani zırp diye tango yapamam. Kim dedi Ayça'nın göbeği var diye? Kim? Şey Murat Bey dedi. Yok canım. Neyin yok? Tamam, sabahtan beri diyorsun bizim yani. Karpuz göbeği var, yok bilmem ayva göbeği var. Oo, hemen benim üstümden yürüyorlar. Sen mi dedin? Aslında. Aramızı bozmaya çalışıyorum. Yazıyorum. Bakış atma. Bana öyle bakış atma. Yazıyorum. Böyle giyineceğim. Biz de kızlar sabah bir patatesli yumurta yapalım dediler. Yarım saatte yaptılar yani. Yarım saat. Hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyor musunuz? Ya ben biliyorum ama yapmıyorum. Mesela neden en güzel yaptığın yemek? Duvar örüyorsun kendine. Niye? Yani şu an yapmıyorum. Hani canım isterse bir gün girersem. Bu şekilde bir ortamda yapmam ya. Yapmam yani. Ne var ortamda? O yönde haklı olabilirsin. Şey çünkü çok karmaşık. Ne yaptığını bilmiyor zaten kimse yani. Net vallahi değiller. Ama bir paylaşım yapıldığı zaman bence sen ya de o mutfağa paylaşım girmelisin. Paylaşım tabii ki olabilir yani. Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz ama şu an yapmam. Sonuçta insanlar senin de hünerlerini merak ederler yani. Yani tabii ki edebilirler. Bir işte Ayşenur'du değil mi? Ayşenur mutfağa girse de bakalım ne yapsa. Niye oturuyor sürekli derler bence yani. Neyi? Hiç kalkmıyor ya, bence diyorum. Bence mutfakta en çok siz başarılı olacaksınız. Ben bugün bamya var diye girmiyorum. Bugün beni öldürdüler sabahtan beri. Dolaba bir tıkmışlar bamyayı. Kahve yaptım. Hı-hı. Sabah kahvaltısını hazırladık. Peşinden dedim kızlar hadi bir kahve içelim. Bir açtım aman tanrım. Sanki dolabın içine ceset koymuşlar. Ben böyle her şeyi de bana atma. Nasıl? Her şeyi de bana atma. Tabii ki yok ama... Çok ilginç şeyler oluyor bu hayatta çoğun. Hayırlı olsun mu desek? Yok be. Kısmetse olur desek. Kısmetse olur. Kısmetse her şey oluyor valla. Evet. Biz zorla.
Ürünler giriliyor burada bir. Çok ilginç şeyler oluyor. Acı acı. Bombalar patlayacak birazdan. Ürünler girilmiyor. Erdem öldürüp sonradan alacaksınız bombaları, merak etmeyin. Erdem sen kaç yaşındasın? 27. Açık. Herkesin kafasından açık şey. Şakalar açık abi. Yok benden küçüksün demiş sadece. Yaş sadece bir rakamdır ya. Hep söylerim. Arkasından bir şey söyleyecek. Bir şey söyleyeceğim ya. Çok lezzetli ama çok yağlı. Sersemek değil bak. Biz senin abi şuradaki yağlı. Bana mı öyle geldi sadece? Yok salatadan. Ters başladığımız için. Ya yok ki yemekten. Limon suyu. Özür dilerim. Sana ters geliyor olabilir. Ama asla tersemek değil amacım. Seni ben merak ettiğim için burada bu kadar zorladım. Ama ve hani senin orada stresle gelmenle aslında senin cevapları alamamın sebebi. Senin de istediğin cevapları verememin sebebi. O yüzden bunu net bir şekilde konuşuruz ama ne güzel çözdük. Çok stresliyim. Ondan zaten tepki verdim. O gün biraz cevap vermemek için geldim. Ya şu buraya. Ben veremedim ya. Hani vermek isteyerek gelmedim. Ya Melih hani. Buraya kadar çok hani iyiydi bak. Bizim evden koşa koşa çıktım. Sizin evin kapısına geldim, bitti. Rica ederim. Orada Emre ile Serhan'a da birer parça ayırsak ya. Değil mi? Evet abi. Vallahi o adamlara da ayıralım. Gelecekler olacak, çünkü. Nasıl gelecekler? Hiç onlar yani, yemiştir orada bence. Niye fark etmez. Biz bunu yedik. Onlar sizin rakibiniz ya. Bu kadar niye düşünüyorsun? Rakibim olabilir. Sonuç olarak rakibimi diri görmek istiyorum karşımda. Eğer mevzu oysa. Bir şey söyleyeceğim. Ya gelenek görenek benim burada öğrenmeye çalışıyor. Sonra öğrendiğim en güzel şey nasıl ne biliyor musun? Bir sen Ayşe Türk Nuru? İnsanı çok misafirperverdir ve ben madem bunu her zaman konuşuyorum. Bekle bir dakika, ben bir konuşayım. Konuşma, dinlemiyorum. Sen iletişim kurmasını bile bilmiyorsun. Ama demek şimdi sen kıza şey yapıyorsun, yani, yapma bunu. Önce bir dinle sonra seveyim. Konuş. Kıza diyoruz ki yani bir şeyler öğreniyor, kültürümüzü öğreniyor, çözmüş, hizmet ediyor erkeğe yani. Kusura bakma, bazı kızlar da der ki kanka al ben da yani şey yapmıyorum. Çok var öyle. Şimdi onun ama kişiliğine getiriyorsun bu sefer olayı sen. Biz bunu konuşuruz, sen buraya getiriyorsun. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dileyerek ben bir şey bir söyleyebilir miyim? Bir ara verelim mi? Bak misafirler surat gitti, ifade abi, düştü. Mehtap'ta bugün var mı bir terslik? Tamam ben tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Tamam ama ben hepimiz şu anda susarsak tabii o da sakinleşecek. Ben ne dedim biraz önce? Tencere sıcak, kim dokunursa ya bırakalım şurada soğusun tencere. Lütfen. Sen nedir? Hizmet ediyorsun güzel. Bunu evet çünkü ben misafirperverim ve yaparken ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Da gittim namus meselesine getirdim. Emre biraz benimle başa girdim. Ama hayatım namus meselesine getirildim. Biz işte, biraz ben de yanlış anlaşılıyorum. Bu da hoş olmaz ya, ama. Evet. Şimdi olmaz ama. Daraldım ya. Kardeş. Harbi daraldım yani. Yani benim aile ortamında çok alışkın olmadığım bir durum, ben gerçekten daraldım, rahatsız oldum. Keşke bunlar yaşanmasın şurada ya. Bir de çayı sevdin mi? Hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Hı? Bir de çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Beni sevdiğin kadar çayı sevmek zorundasın. Seni sevdiğim kadar. Yani bir eşim olacaksan kim olursa olsun bu. Sen değil, ha, kim olursa olsun. Beni pardon, sevdiğin kadar çayı da sevmek zorunda. Sen dövmeleri birazcık şey bulduğun için. Ne? Dövmeleri böyle sorun yaptığın için. Yok, ben anlamsız dövmeleri seviyorum. Ben dövmeyi çok severim. Belki benim bütün dövmelerim anlamlı. Ama sen bilmiyorsun anlamlarını. Ya belki de ama şimdi şöyle olarak. Getir bakalım. Hadi yine kurtarır belki. O dövmenin hatırası yok, var. Yok yok, kurtarır belki. Tamam, bu da şeyin Winnie the Pooh vardı ya. Güneş o. Tinky Winky falan. Eyvallah ona. Bu zaten başlı başına bir offside bunu geçti. Saçmalama, o dövme bitmedi. Ya bunu kapatmaya mı çalışıyorsun? Hayır, şimdi bak bunun altında bir harf var. Bunu kapattım, şurada beni bir dövme zaten var. Bir şeyi kapatmak için yaptın da çok kaba çünkü. Bu dövme komple böyle olacaktı. Ben istemedim. Abartma, sadece kolumu istedim. Gül, gönül, göksu, Dilara annenin ismi tamam. Hayır, hiçbir annemiz tutmadı mı? Değil. Hadi ya. Ne bu Dilara? Teyzemin kızı, Göksu teyzemin kızı, Gönül ve Gül en yakın kız arkadaşlar. 27 dövmenin 27'sine gösterecek misin? Hayır, sadece kollarındakine bakıyor. Belki de bizim çocuklar seninle ilgili birazcık böyle espriler falan yaptıysa belki şu an canı sıkkın olduğu için kaldıramamış da olabilir. Ama onun haricinde kötü bir şey olduğunu zannetmiyorum. Pardon, en son buradan Ayça giderken siz neredeydiniz? Oturuyorduk. Buradaydık, oturuyorduk. Ben Ayça'da en son giderken bir eksi bir tavır gördüm. Ya normal, üzüldü giderken belli hayır, etti zaten. Normal yani. Hayır, başka bir şey vardı, hatırladınız mı? Emre ile alakalı. Bir ara dışarıya sen bahçeyi gezdiriyordun. Evet. O sırada suratı asıldı ve en son seninle ilgili acaba bir düşüncelerimi hani kesip atmıştı diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Ben balkon gezdirdim diye mi düşünceleri değişecek? Evet. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben biraz önce lafımı geri aldım şimdi. Evet. Yok artık. Dedim ya hani Emre burada İkinize kaldı, o gitti ama son anda o olaya üzülmedi ne ama giderken. Gittiğine mi? Evet. Çünkü kızdı.
Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Doğru tek başıma mı oradaydım ben? Doğru hatırlıyorsun. Beyler, bayanlar olur. Gerçekten... Her şeyi bekliyorum. Ayça'ya gıcıklık olsun diye gezmeye çıkarmadım beyleri. O öyle anladım. Ayça bayağı bir bozulmuştur. Yani ne diyeyim ki? Bozulsun zaten canım. Bozulsun diye yaptım. İlk oturduklarında şey bir Emre ile ikisini de gördüm böyle yaptılar. Biz onu bile anlamamışız yani. Bir bakındılar falan hani böyleydiniz. Sezmediğimiz bir şey. Hoşunuza gitti yani ev güzel. Evet oturmadınız bile. Bahçeyi merak ediyordum zaten. Evet evet bu halinizi keşke. Ama ben şok oldum bahçeyi görünce. Direkt kendimi bahçeye atmak istedim yani. O anda kimi evet, gezdirdi evet. Umurumda değildi gerçekten. Ben bunu hissettim. Gezdirene hatta şey dedim ya. Tam dedim içimdekini okuyor şu an gerçekten bahçeyi görmek istiyordum dedim hatta ve kalktım. Madem o kadar rahatsız evet, oldu. Kızlar yani ben sizin kalktım, Ayça'da olursa. Evet. Yani açık bir şey söyleyeyim mi? Gelme demeyecektim bahçeye sonuçta. Beni kimin çıkarttığını bilmiyorum abi. Yani. Gerçekten. Empati kur. Kim çıkarttı? O da doğru. Sizlerden. Sen. Çok samimi söylüyorum senin çıkarttığını hatırlamıyorum. Ben de bunu hissettiğim için çıkardım. Özellikle niye, değil yani. Niye biliyor musun? Çünkü direkt aklımız bizim bahçedeydi yani. Bile. Bizim bahçemizden belliydi. Farklı bir bahçe keşfetmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Arkadaşlar, merak yani. Erkekler için bahçe önemli. Bunu anladık. Ama Ayça evet. için değil. İşte Ayça yanlış anlamış olabilir beni. Arkamdan böyle yaptıysa eğer. Bahçenizi temiz tutun kızlar. Hepimiz temiz olun. Şurayı bahçe temiz önemli. Tutsak yeter zaten. Burayı yeşilliği havayı seviyorum. Mehtap ona evi gezdireyim dediğinde tabii deyip direkt atladı. İşte kalktılar, gezdiler falan. Kızlar bana dedi ki Ayça hadi gitsene. Hani bak Emre senin beğendiğin çocuk değil miydi? Emre diyordun falan. Ben gitmem dedim yani niye gideyim ki onun peşinden? O zaten çıkıp gitti diyebilirdi. Hani ben burada oturuyorum, hayır gezmeyeceğim, teşekkür ederim diyebilirdi. Demek ki o da öyle bir düşüncesi yoktu, gitti. Ben zaten o anda merdivenleri çıktım, Emre benim için bitti. Ceyda, beğendiğin kimse var mı? Biz de evimizde. Biliyorum. Ne kadar çirkinleşebileceğini gördüm şu an. Burası daha neşeli gibi. Gel Ceyda abi seninle konuşalım biraz bir gel. Ne konuşacağız? Bir ifadeni alayım ya bir gel. İfadeni alayım bir gel. İfade mi? Bir şey mi? Soracağım aklıma kaldı gel. Gel hadi gel. Dur Ceyda konuşalım iki dakika bakalım. Sonra geçeyim. Sen de bir. Aynen şu fırtına olayını bir konuşalım seninle gel. Hoşlanmadın mı Ayça'dan? Ya yok vallahi öyle değil bak şunu söyleyeyim. Ben bir kızın tamam mı o kadar açık giyinmesine karşıyım. Kim olursa olsun. Bu, çünkü niye biliyor musun? Şöyle bir gerçek var. Baksana ne kadar ciddi anlatıyor Ercan. Ne kadar ciddi konuşuyor. Siz de gelin istiyorsanız. Buyurun. Beraber konuşalım. Önünüze bakın, önünüze bakın hadi. Yok, beraber konuşacak olsaydık zaten burada konuşurduk. Siz orada olsaydınız mutlaka bir şey, özel bir şey söyleyecektik. Ya bravo, Ceyda. Üçüncü kez tebrik ediyorum. Ben bu yazda var ya. Ben bu yazda var ya. Ne oldu, ne yaptın? Bingo. Kızların önüne giderim diyecektim de yemedi. Neyse. Ne diyorduk? Ha şöyle bir şey var. Sonuçta buradaki herkes belli bir amaç uğruna burada. Doğru mu? Evet. Herkes potansiyel bir gelin adayı ve herkes potansiyel bir damat adayı. Evet. Doğru mu? Evet. Ben potansiyel bir gelin adayı olarak gördüğüm bir insanı rahatsız olduğum özelliklerini söylerim. Bu kadar net. Bu ondan hoşlandığım anlamında değil aslında biliyor musun? Hani genel olarak uyarıyorsun yani. Aynen. Ben mesela senin de göze batan bir şeyini görseydim sana da söylerdim. Çünkü sen de benim için baksa hatta şunu söyleyeyim. Benim bu evde ilk gözüme batan insan sendin. Bu olumlu anlamda. Anladın mı? Sen çıktığın zaman ya, ne kadar neşeli bir insan. Çok değişik, farklı bir insan. Ve gerçekten hoşlanacak olsaydım birinden emin olup senden başkası olmaz. Ha. Olmaz. Çok ciddiyim bu konuda. Sonuçta insanlar kendilerini tabii ki giyimine özen gösterecek, yakıştığını giyecek. Ona asla bir sözüm yok ama benim de bir sınırım var. O sınırı aşan şeyleri beni rahatsız eder. Doğru mu bu? Fırtına konusuna geldiğimiz zaman yok o kadar ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Kopabilir bence. Ya olay ne biliyor musun? Bence kopacak diye düşünüyorum yani. Bence şöyle kopmayacak. Çünkü o zaten Emre'ye karşı boş değil. Kendisi de söyledi yani beğendiği insanlar arasında ben de varmışım. İki adayın birisi vermişim. Söyledi. Bu Emre'ye karşı boş değil ama sana da bir farklı anlıyor. Ben anlamadım yani. Yok farkındayım ben de onu. Ben de sana şunu söylüyorum ya. Emre'den hoşlanması şöyle bir şey. Biliyorsun belki ilk görüş tabii ki önemli. Hoşuna gider ama... O insanla yan yana geldiğin zaman fikirlerin uçmayabilir, karakteri hoşuna gitmeyebilir. Evlilik konusunda ciddiyeti belki seni itebilir ondan anladın mı? Bakarsın ben buraya evlilik için gelmişim. Bu çocuk başka bir kafada veya kendini daha hazır hissetmiyor. 3 yıl, 5 yıl sonra belki düşünüyor evliliği. O da olabilir anladın mı? Anladım. Hani her şey soğuma sebebi olabilir. Belki o da bunu düşünüyor. Hani anladın mı? Belki Emre ile olmasa dahi en ikinci ılımlı yaklaşım Ercan. En azından o da bir köşeye kalsın. Hani öyle şey yapıyorsun, kabul ediyorsun yani yedekte kalmayı. Şöyle de bir gerçek var. Sonuçta burada hepimiz birbirimizi tanımaya geldik. Sen de birinden hoşlanıyor olabilirsindir. Anladın mı? Belki aklına ben de varım.
Olabilir. Belki A kişisi, B kişisi de var. Belki onları tanıdıktan sonra bana geleceksin, bana diyeceksin ki ya Ercan, ben onları önce tanıdım ama gerçekten seni de tanıdım, onları da tanıdım. Benim için doğru insanın sen olduğuna inanıyorum. Birazcık birbirimize zaman verelim, tanıyalım dersin. Bu benim hoşuma gider. Ben de şunu düşünürüm. Ya bu insan demek ki onlarda aradığını bulamamış ki gelmiş bana bu konuyu açıyor. Anladın mı? Bu da onu yaşayacak. Ayça bu durumu yaşayacak. Anladın mı? Mesela burada açık açık Emre'yi ifşa etmesi. Emre'nin tabii ki hoşuna gitti. Benim de hoşuma giderdi. Sen çıkıp da burada deseydin ki işte atıyorum Ercan'ın ismini yanlış yere koymam, unutmam vesaire. Beni onur ederdi bu. Beğenilmek güzel bir duygu. Hatta ben senin ismini farklı bir şekilde koymayı bile düşündüm ama... Niye? Ya şey, herkesinkini şey yaptım, normal koyacaktım. Seninkini dik koyacaktım ismini. Aa. Evet, aklıma geldi ama o heyecanla unuttum orada. Aklımdaydı biliyor musun? Ama şöyle de işte diyorum ya, şöyle bir gerçek var. Hani bilemiyorsun şimdi, ben seni çok iyi tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun. Belki daha önümüzde çok uzun bir zaman var. Çok güzel günler yaşayacağız, geçireceğiz. Belki kavga edeceğiz, tartışacağız. Belki yeri gelecek sana müdahale etmek zorunda hissedeceğim kendimi. Yani bunlar güzel duygular bence. Ben her şey yolunda olduğuna inanıyorum. Onu da anlıyorum. Çünkü açık açık bana söyledi zaten. Şu an aklımda bir Emre var, ikinci sensin. Hani ikinci planda olduğum için beni de eline tutmak istiyor. Anladın mı? Onu da çok iyi anlıyorum. Senin de hoşuna gidiyor değil mi? Yok asla. Ya yani şöyle hoşuma gitmiyor. Sonuçta bir insanın beni tanımaya çalışması beni çok onur eder. Ben mesela seni tanımak istiyorum. Birazcık daha iyi tanımak istiyorum değil mi? Yani sohbet etmek istiyorum. Bu sadece eş anlamında değil, anladın mı? Arkadaş olarak da ya. Hani biliyorsun zaten her şey arkadaşlıktan başlar. Ben ilk görüşte aşk hiç olmadım. Olmam da herhalde. En azından tanırım. Ya öyle mi? Bak mesela ben Ayça hakkında çok yanlış düşünmüşüm. Ben arkasından bildiğim bayağı saydım yani, anladın mı? Hayat amacı yok, böyle bir kız mı olur falan filan. Benim ama işte arkamdan ne dedi? Tanıdıkça açılıyorsun ya, diyorum ki şimdi kendi kendime. Ya tamam bir hayat amacı yok ama iyi kız, hoş kız, sıkıntısı yok. Kimseye bir zararı yok, anladın mı? Birazcık o duyguları törpülüyorum ister istemez. Vallahi senin hakkında ben ilk günden beri hep olumlu şeyler düşündüm. Çünkü Allah Allah. Beni olumsuz etkileyecek hiçbir şey yapmadın. Ben seni en çok neyi şimdi sevdim? Geldin bizim eve, oturdun. Ben seni görmedim bile orada. Görmedin mi? Kimseye dikkat etmedim bak, yemin heyecanlandım. Ediyorum. Hiç, belki de, bir de benim şey huyum var, anladın mı? Ben bir insana yoğunlaşmayı sevmiyorum. Şöyle, evet. Hani o kadar kalabalığın içinde göze batmak istemem, anladın mı? Böyle bir insan değilim. Ben orada hiç kimsenin, doğrusu tabii hatırlıyorum hepinizi simayen ama hani sadece gördüm böyle falan. Ondan sonra işte tanıdık falan, tanıştığın, geldin buraya kendini tanıttın. Şunu düşündüm ya, enerji yüksek. Anladın mı? Benim için pozitif çok önemli bir şey. Ben her zaman bardağın en dolu tarafına bakmaya alışkın olan bir insanım. En kötüsüne kendimi her zaman hazırlarım ama her zaman en dolu tarafından bakarım. Tabii ki eksiklerim vardır, olacaktır. Benim de fazlasıyla vardır, olacaktır. Kimse dört dörtlük ha, onu diyorum ki. İşte ama ben şunu gördüm sende, anladın mı? Gerçekten sorumluluk sahibi bir erkek seni fazlasıyla mutlu edebilir. Evet. Ve sen de erkeğini fazlasıyla mutlu edebilecek bir insansın. Bu ben olurum, A kişi olur, Mehmet olur, Ahmet olur, hiç fark etmez. Sen gerçekten mutluluğu benim gözümde çok hak eden bir insansın. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Gerçekten. Hak ediyorsun bunu. Ah, ah. Ama biraz hak ediyorum tabii ki de. Şeyinden rahatsızım. Sürekli bu maçoluk tavrı var ya. Hı hı. O şöyle yanlış algılanıyor biliyor musun? Çünkü niye biliyor musun? Sen bir erkeğin maç olup olmadığını burada çözemezsin. Burada eline tespih alıp sallamak maç olup değildir. İnan bana değil. Ben ne erkekler gördüm bak, çok ciddiyim, ne erkekler gördüm maçoyum diyen, ondan sonra neler yapan. Maçoluk bu değil. Maçoluk nedir biliyor musun? Karını sahipleneceksin, kimseye muhtaç etmeyeceksin, ona baba şefkatiyle yaklaşacaksın, yeri geldiğinde arkadaş gibi oturup dertleşeceksin. Yani maçoluk budur. Anladın mı? Maçoluk karımın ağzını burnunu kırayım, onu işte, sonuçta senin bir ailen var. Ben onun şakasını pardon söylüyorum ya. Buyurun Tanrı Bey. Yok ya, öyle bir kulak misafiri olduk geçerken de kulaklarım değil. Sıkıntı yok. Sorun değil. İşte dedim ya, senin sonuçta bir ailen var, anladın mı? Bir şey diyeceğim, onun şaka olsun diye ya, söylüyorum. Ya tabii yok yok, şaka olarak biliyorum, farkında makar da. Olsun diye şöyle algılanıyor, anlıyor musun? Ya biz sonuçta burada biz bize konuşuyoruz ama bir de bunun dış dünyası var. Belki olumlu ya da olumsuz tepkiler alacaksın. Hani ben şunu düşünürüm, beğene karşı asla el kaldırma. O en son noktadır hani. Artık en son noktadır, çıldırma noktasıdır. Ama o da olmaz inşallah. Olmadı bugüne kadar, inşallah da olmaz. Senin bir ailen var ya. Her şeyden önce senin kavga ettiğini, senin üzüldüğünü gören bir ailen var. Ve düşünsene onların o durumda, senin eşin seni dövüyor, kulağına gidiyor bunun. Onların yüreği nasıl parçalanır biliyor musun? Öyle bir şey zaten olamaz. Ben onun şakasını nasıl söylüyorum? Ya olsun, bana şunu söyleyebilirsin. Ben bana sözünü geçirecek bir erkek istiyorum kardeşim. Eyvallah derim, başımın tacısın. Ama hani o kavga konusunu kapat. Doğru söylüyorsun aslında, evet. Doğru çünkü neden biliyor musun? Ailen üzülecek bu defa. Ailen diyecek ki
Ya şimdi ama şunu diyebilirsin. Ben gerçekten karaktere oturmuş, ağırlığını bana hissettirebilecek bir insan istiyorum hayatımda. Beni çekip çevirecek. Bitti kardeşim. Nokta. Lütfen. Varsa. Ufakta 5 dakika sana. Tamam, çok teşekkürler. Anladın mı? Anladım. Hadi çok gidelim. Tatlısın, sana. Çok iyisin. Ay, teşekkür ederim. Gerçekten kendine çok dikkat et. Ercan'ın vallahi ne yaptığını çözemedim ben. Ayça'ya da aynı şekilde yaklaştı. Önce Ayça'ya dedi, eve girdiğimde ilk seni gözüme kestirdim dedi. İşte seninle yakınlaşacağımı düşündüm dedi. Sonra tabii kendisi ikinci plana atılınca sonra bana aynısını söyledi. Eve geldiğimde sonradan hani biz gittiğimizde evlerine tek tek soru sordukları zaman o zaman beni şey yapmış, işte bu kız olabilir, bununla arkadaş olabilirim, konuşabilirim diye düşünmüş. Önce Ayça söylüyor, sonra bana söylüyor. Yani çelişkili anlamış değilim. Yani sen işte. Rahat mısın? Rahat mısın? Vallahi. Yoksa Ayşenur'la yer değişti diye. Yok, rahatım. Şaka yapıyorum. Tamam, hemen öyle hemen o oklu bakışlarınızı birbirinize attığınız bakışları bize yöneltmeyin. Biz espri yapıyoruz burada. Arayı ortamıymışız. O anlattığın gözle konuşma yani. Muhabbetini yapıyoruz işte biz de. Neyi? Konuşmaktan sonra. Sınım birbirinize. Gözlerle konuşuyoruz. İlla konuşacak yani, bir gözler falan bir şey olacak. E ne yapalım, atmayın diyor ya bize. O da güzel. Neyse, en azından bu da bir çabadır yani. Eyvah. Bize bir şeyler söyleniyor. 12 saatimiz dolmuştur diyor. Erkekler gidecek mi yani? Onu hayır, bir misafirperverliğin sonuna geldi galiba. Görüşürüz Ayşe'cim. Biraz dedikodu yaptık, seni çekiştim. Kimle? Ceyda'yla. Allah, nasıl, ne dedikodusu? Ay şimdi kalsın, biraz merak etti, sır. Her şeyi bilmiyor. Biliyorsun ya, Aykut'a. Şey, özür dilerim, tam kıta. Her şeyi bilmiyor. O ücretlisinde olduğun için olabilir mi? Sıkıntı yok. Her şey olmalı. Hayır, nispet mi yapıyorsun? Kale almam yani. Dikkat et kendine. Seviyorum sizi, dikkat edin kendinize. Ben burada hiç kimseye eş, dost, akraba, kanka muhabbeti yapmak istemiyorum. Hiçbir erkeğe ben ona ilgi duyduğunu düşünmüyorum şahsen. Çok itici bir tipi ben var, tavrı da öyle. Hiç yakışmamış ama ayakkabısı çok güzel dedi. Ben de katılıyorum dedim. Bir kendi giydiği kota bakıyor mu acaba? Yemin ediyorum para versen almam yani. Muhatap olmuyorum, yok sayıyorum. Şimdi geldin konuşuyorsun. Ne ayaksın sen ya? Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Sana söyleyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Bu kız zaten içeride bana diyor ki ben diyor 3 gündür senin adını söylüyorum. Çocuk özlemim var ya da çocuk sahibim olmak istiyorsun artık. Daha ben size kahve yapacaktım. Böyle tuzlu falan. Tuzlu. İstemeye geldiğinizde. Herkes biliyordu sana olan ilgimi. Ben bilmiyordum dedim. Sen de öğrenmiş oldun dedi. Değil mi? Evet. Şu anda da zaten yine aynı şeyi yapıyor. Yeter ki